Evet, 24 saat yarışını izlerken ekranda gördüklerinizden yarışı nasıl takip edeceğinizi hızlıca anlatıyorum. Sol taraftaki listede genel sıralamayı görüyorsunuz. Seçili olan takım, izlediğimiz takımın ismi neyse o görünüyor. Kaçıncı sırada olduğu, kaçıncı tur pite girdiği, ne kadar süre pitte durduğu, ne kadar safety ratingi, ne kadar high ratingi olduğu. Burada kullandığı arabanın markası, burada da değişen bir listeyle GAP yazıyorsa lideri olan fark, fastest lap, last lap falan gibi burada bütün tur bilgileri yazıyor anlık olarak. Sağ taraftaki kutucuktan en üstten practice'te mi, sıralama turunda mı yoksa yarışta mı olduğumuz ve kaç dakika kaldığını görebiliyoruz. Bu bizim saatimiz. Sağ en alttaki, ortadaki de simülasyonun saati. Buradaki sıralamada ortadaki izlediğimiz veya istediğimiz sürücü veya bizim aracımız oluyor. Ona göre kaç saniye farklı önünde veya arkasında araba olduğunu görüntüleyebiliyoruz. İlk baştaki sayısı kaçıncı sırada olduğu, sonraki de diyezli olan kapı numarasını gösteriyor. Sağ tarafta hava durumunu aktif olarak görebiliyoruz. Pist sıcaklığı, hava sıcaklığı, yağmur beklentisi, nem oranı, en alttaki çizgide pistin kuru mu, ıslak mı, ne kadar ıslak olduğunu gösteriyor. Bu en üstteki küçük kutucuktan sol tarafta P2 ikinci sırada olduğumuzu, en sağdaki de 2'de kaçıncı turda olduğumuzu gösteriyor. Ne kadar sıra kazandığımız, kaybettiğimiz burada görünüyor. Hangi yarış seansında olduğumuz buradan görünüyor. Harita üzerinden de nerede ne olduğunu aktif olarak takip edebilirsiniz. Sıralama turları için Osman hazırlanıyor. Kartal da ona eşlik etmek üzere yanına gitti. Şu an garajda hummalı bir çalışma bitirdiler. Arabaya geçiyor sanırım şu an Osman. Heyecanla çıkmasını bekliyoruz piste. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Sıralamada neler elde edeceğiz, hepsini göreceğiz az sonra. Sof yüksek. 4500 sof var. 6K, 4.5K, 5.5K adamlar var. Bir tur atacak. Sonra dönüp bir tur daha atacak değil mi? 15 dakika. Evet, vakti var. 4 tur olduğu için öyle yapar büyük ihtimalle. Green flag, green flag. İlk hızlı turuna şimdi başlıyor Osman. Evet, katılım olarak bayağı yüksek bir katılım var. 1000'in üzerinde takım kayıt yaptırdı. 1100 civarı kayıt vardı en son. Bizim bulunduğumuz splitte de neredeyse bütün arabalardan var. Ferrari, Corvette, Ford, Audi, BMW, Porsche. Şu an ikinci sektörde en hızlı tur Osman'da görünüyor. Samsoit bu arada 17.0 attığı hızlı turlar gelmeye başladı takımlardan. 17.077 bayağı iyi süre ya. Güzel süre, evet. İkinci sektörde de Purple geliyor gibi görünüyor son ama kendi best sektör, yani kendi Purple'ı mı yoksa genel mi onu bilmiyorum. Evet, bu sektörü de Purple geçti. Şikandan çıktı, çizgiye geliyor. 17.4. 49 takım var bu arada. Bizi ilk ona soktu bu tur. Büyük ihtimalle tekrar çıkacak. 9 dakika daha var. Toplam 4 tur hakkımız var ama az önce tabii bir tane turu tamamlayıp bir de çizgiyi geçince 2 tur 60 gibi görünüyoruz. Bakalım Kartal taktik olarak yine tek turluk yakıt mı verecek yoksa bu sefer 2 tur üst üste atmasını mı isteyecek? Hala vakit var bunun için çünkü. 8 dakika 40 saniye var sıralama turlarının bitmesine. Evet Sercan, Spa haftasındayız. Spa çok sevilen bir pist ya, sadece bizim takım tarafından değil, birçok takım tarafından. Hatta bu hafta sonu Max Verstappen de duruma göre yarışa katılabilir diye şey vardı. Duyum aldık, evet. Sim ekipmanlarını Macaristan'a götürmüş yarış sırasında, belki katılabilirim diye. Şu anda ekrana gelen Oruj ve Radilion virajı zaten motorsporları tarihinin en heyecanlı, en olaylı, en sevilen ve en acı dolu virajlarından biri.
Zaten 1200 takım katıldı. Yani bayağı güzel bir katılım. Katılmış, yayındayım şu an hatta. Spa'da, Le Manca'da ilgi çeken bir pist. 24 Kesinlikle. saat boyu endurance yarışlarında. Kesinlikle. Eğer bir de yağmur gelirse zaten bayağı bir heyecanlı bir yarış olacak gibi. Hava durumuna şöyle bir kabaca bakıyorum. Şu an ihtimaller düşük görünüyor ama. Evet, düşük ihtimal görünüyor. Bu yağmur yağmayabilir bile. Yaklaşık bir 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 4 saatlik periyodu görüntüleyebiliyoruz. Aynen, önümüzdeki 4 saatlik periyottaki yağmur ihtimali düşük. Belki pisti ıslatmayacaktır bile bu yağmur ihtimali. Evet. Yağmayabilir veya bir sektörüne yağıp başka bir sektöre yağmayabilir. Büyük ihtimalle ıslak lastikleri bu ilk 4 saat içinde geçmemize gerek kalmayacak gibi görünüyor. Kuru lastiklerle idare edilir. Bu arada 6,5 dakika kala pitten ayrıldı tekrar Osman Aslan Sert. Yine lastik ısıtarak ilerliyor. Evet, çıkış turunu tamamlamak üzere. Bu arada Eray'dan bilgi geldi. Dördüncü splitteymişiz. Güzel. Dördüncü split. Yani 1000 takımın katıldığı bir yarışta kaç split açılmıştır acaba? Her odada kaç takım var? 60 takım 49. falan mı? 49 mu? 49. Bayağı bir açılması lazım. Evet, çoğu takım ilk denemelerini yaptı sıralama turlarında. Belki hala tur atamamış takımlar da vardır ama 49 takım arasında şimdilik 13. sırada görünüyoruz. Son 3,5 dakikası kaldı sıralama turlarının. Osman şu an hızlı turunda. Tek tur mu atacak, iki tur mu atacak, o taktiği bilmiyorum şu an ama turun yaklaşık yarısına geldik. Muhtemelen iki tur atacak. Bana da öyle gibi geliyor. Çünkü vakit var, iki tur atacak. Yok, yakıtını da ona göre almış zaten. Ha, okey. Sen oradan görüntülüyorsun yakıt. Ha, ben de görüntülüyormuş. Okey. Evet, son tura giriyoruz. Hak olarak 4 turluk hakkımızdan 3. turu çizgiye geçiyor Osman. Turu 2.20.0 geldi. Demek ki bu tur büyük ihtimalle zorlamadı. Bunu outlap gibi lastik ısıtmak için kullandı. Aynen, turun başlarında zaten lastik ısıtma hareketleri yapıyordu hala. Şeyde de son çıkanda da quali başlangıç Çizgisiyle. çizgisiyle Okey. geldi. Okey. Asıl turunu şimdi atacak o zaman. Evet. Muhtemelen ilk denemesinde lastiğin tam ısınmadığını düşündü. Olabilir. Bu yüzden pistte 27 derece. İdeal bir sıcaklık aslında hızlı tur atmak için. Evet. Yine ilk sektör purple görünüyor. İkinci sektörde purple gibi görünüyor. Bu arada bu sektörler Formula 1'deki gibi değil. iRacing'de bu pist mesela 6 sektörden oluşuyor. Ben tabii kabaca ilk sektör diyorum ama 6 sektör üzerinden düşünürsek şu an ilk 4 sektör, hatta bu sektördeki sanırım şimdi ilk de 4 sektör purple görünüyor. Bastap dışında zorlayıcı bir şey kalmadı.
Son 18 saniye bu arada çok ucu ucuna turu yetiştirecek mi acaba? Yetişemeyecek. Yetişemeyecek değil mi? 10 saniye kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yetişemedi evet. Ah be Osman. Ah zaten dışarı çıktı orada da yetişemeyince. 49 takım arasında 16.yiz resmi olarak. 16. sırada başlayacağız. 16.8 gitti değil mi? Lastik ısıtırken zaman kaybetti sanırım çıkış turunda. Pitte zaman kaybetti. Abi, pitte de zaman kaybettiler gibi evet. O da olabilir. Can sağlığı. 16.8 çok iyiymiş. Yani benim gördüğüm hepsi purple'dı. Sen şey sektörlerin. Yapacak bir şey yok. İlk 5'ti bayağı pole pozisyonu alacaktık galiba ya. Hadi go Johnny go. Ne yapıyorlarsa hata veriyor setup. Heh tamam. Miss start mı? Lan! Ne oluyor lan? Şaka yapıyorsunuz ya. Neden miss start oldu? Ne bileyim. Arabaya oturtmadı oyun. Missing start verdi. Bir oturdu kalktı gibi bir şey oldu orada. Aynen o. Oturup kalkınca bir daha oturtmadı arabaya gerizekalı oyun. Neyse sıkıntı. Hallederiz. Okey başarılı. Şeyi gördüm çünkü bir saniyelik böyle bir oturdu geri kalktı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Belki çok büyük kazadan kurtulacağız. İnşallah. Ya da başka bir büyük kazanın içine de girebiliriz yani. Kısmet abi. Evet liderler geliyor. Daha başlarken daha kaza oldu. Üf, karıştı ortalık. Oo, öldüler. Üf. Vallahi büyük durdular. Karıştı ortalık. Durdular. Osman hala mı oturuyor mu oturuyor? Daha oturacak. Çıkamaz şu an. Oğlum bu ne? Çık 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 Osman çık artık. Ne onu ya? Okey liderle 37 saniye fark var. Baştan avans verdik gibi bir şey oldu. En arkadan başladık. 49 arabadan 42. sıradayız şu an. Kaç 7 araba yok olmuş. Ki daha pit'e girmek üzere olanlar da vardır. Hani hala hasarla onun sıraya devam edenler ama girmek zorunda olanlar vardır. Hayırlısı göreceğiz. Yarış 24 saat. Neler olur neler. Evet start tekrar şöyle bir açacağım. Döndükten sonra. Aa yok. Aa çok saçma. Çok genişten olmuş. Arkadaki ona bir dokunuyor. Oo baby. Arkadaki ona dokunuyor çünkü lider start aldı o anda. Evet. Lider start aldığı için o da basıyor. Öndeki uyuduğu için. Uyudu çünkü. Burası bir karıştı zaten. Of bu BMW çok iyi yırtmış burada bu arada. Yeşilli değil mi? Of burası çok büyük karışıyor şu anda. Başladı. Evet, road block. Ondan sonrası da. Şu nereden çıktı ya? Oha. Şu Ferrari.
Bu adam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arabanın arasında. Oo, temassız diyecektim de yok, bayağı sıçmış batırmış. Temassız mı? Adamın temas etmediği kalmamış abi. Evet. Hastalık kapmış adam orada. Ben şunu şöyle yapsam. Orada bir tane tampon var, tampon. Tamponlar fena da. Orijin girişinde boşta duran tamponlar. Heh. Yarış startı bizim için bu. Birbirlerine tampon fırlatmışlar ya. Dünya yanarken Osman. Evet. Gerçekten harika. Yani şanssızlık şansa dönüştü aslında. Ha, Orucu iki kişi yan yana girmişler. Oh yeah. Kaşınmış. Vay be, kimse de olmamış. Evet. Arkada lastik bariyer varken geri gitmeye çalışıyor. Lider farkı 2 saniyeye yakın açmış. Ama ikincinin temposu güzel. 3 de yerini sağlamlaştırmış. 4-5 yakın sayılır. 6-7-8-9-10 11-12 13-14-15-16-17-18 19'a kadar farklar çok değil. 20 de fena değil, 21 de fena değil. 21'e kadar falan grup bayağı yakın birbirine. Yaklaşık birer saniye farklı gidiyorlar gibi söyleyebiliriz. Yani 21. takım lideri 20 saniye geride gidiyor şu an. Osman artık düzlüğün sonunda öndekilerini görmeye başladı. 10 saniyenin altına indirmiş farkı. Tur sürelerine bakıyorum. 18-9. Şu anda ilk üçle hemen hemen aynı turlarda gidiyor. Öndekilerden yaklaşık 1,5 saniye ortalama hızlı arayı kapatarak geliyor bu gruba doğru. Bu tren çözülmeden Osman bu treni yakalarsa sıkıntı. O da sıkıntı çünkü onları geçmeye çalışması da problem olacak. Osman onları geçer onları. Geçer de dağıta dağıta geçecek. Kime geliyor? Ya işte... Ya şöyle çok saçma bir hareket yaparız. Atak yaptığı adamla öndeki grup arası açılacağı için atak sırasında hani sürüden adamı kopartıp al diyecek. Sürüden kopartıp al diyecek. Başka yapacak bir şey yok yani. Yani bu adam 6K, arkasındaki de 7.1K. Aha, Porsche Puhon da biraz dışa kaydı. Atak yiyor Corvette'den. Corvette girdi. Porsche güzel bırakmadı. Burada artık ama Corvette aldı. Burada avladı ama arkada tren büyüdü. Burası zincirleme reaksiyon için hazır şu an. Ha, hiçbir şey olmadı be. Ama çok yapıyorsun? Çok fenalar şu an. Vurmadı kimse. Vurmadı. Vurabilirdi ama çok güzel geldi. Sen spotta değilsin. Yok, özellikle spotta değilim. Hoppa. Aha, hoppa. Hadi bakalım. Ferrari aradan sıyrıldı. Porsche bu BMW'yi de yedi gibi. Kaplamalar yükleniyor, o yüzden renk söylemiyorum. BMW Porsche'ye dıştan atak yapıyor. Yapıyor. Öteki BMW'de Ferrari'ye. BMW'de Ferrari'yi darlıyor. Arkada da iki Ferrari kapışıyor. Aynen. Temas olmadı.
geçiş oldu. Bu tren yavaş yavaş çözülecek ama. Bize çözülen avlanacak zaten. Osman farkı 4 saniye kadar indirdi bunlar böyle kapıştığı için. İşte buradan çözülen av olur. Tabii treni kaybeden, rüzgarı kaybeden av olur bize. 18'de yakın o gruba. Oo, BMW bak. İkili atak vallahi patlatıyor. Yok, vurmadı. Çok kaşındı ama. Büyük sabırsızlık yaptı. Eyvah, çıkamadı da buradan. Ferrari'ye yem oldu kendi kendine. Kaza oldu, kaza oldu son şıkanda. Netkot mu olmuş o? Yo, aslında netkot değil. Üstünü kırıyor. Ya netkot olmasa da o kaza olacaktı yani. Tabi tabi. Osman kaybolup geldi bir. Atak yiyor Osman. Atak mı yiyor? Osman niye gazı bıraktı? Riske atmamıştır. Kartal ödemiştir. Da şu kaplamalar gelmediği için ben kimin kim olduğunu göremem. 19'da kaldı bu. Ön taraftaki atağı izleyelim. BMW atağını yaptı. Ferrari de hiç riske atmadı. Tertemiz bir geçiş izlemiş olduk. Siyah Ferrari biraz risk aldı. Niye öyle bir risk aldıysa BMW'ye fırsat çıkarttı. BMW kendini gösterdi ama Ferrari izin vermedi. Bir dokundu. Ölecekler mi? Ölmediler. Ama öndeki kırmızı Ferrari uçtu gitti tabii bu arada. Hepsi de siyah Ferrari'nin şikan çıkışında ters çizgi izlemek istemesiyle oldu. Yeşil BMW yeşil, biraz çok güzel atak yaptı. Sabırsızlandı mı artık? Yani çünkü siyah bayağı bir tempoyu kaybetti orada. Tabii bu Osman'a yaradı. Osman bir saniyenin altına getirdi burayı. Ama siyah beyazlı Ferrari bayağı sıkıntılı gidiyor şu an. Öteki Ferrari'ye de işi zorlaştırıyor. Stresten büyük ihtimalle gidemiyordu o şu an. Tüm virajlarda zaman kaybediyor. Adam hemen dibinde çünkü tampon yapıyor. Yapar çünkü gidemiyor aslında. Aynen. Yan yana geldiler. Bu Ferrari tabi zorlamazsa bus stop'ta avlar ki akıllıca bir hareketle birazcık gaz çekti. Osman da geldi bu grubun dibine. 08-07 artık trene dahil olur, rüzgar alacak hale geldi. Evet, bizim için yarış aslında şimdi başlıyor. Yarışın yarış kısmı. İlk yarım saat antrenman yapıp yarışta. Değil mi? Boş pistte dönüp. Aynen, ısındı böyle bir. Şimdi rakipleri tek tek avlama zamanı geldi. Yarı depoya da geldik. Evet. Osman girdi oraya. Dengesini bozdu Ferrari'nin. Zaten bu siyah Ferrari takım bayağı pace'i düşüktü. Kendi kendinin dikkatini dağıtan da bir sürüşü vardı. Osman'ın onu çabucak geçmesi bence iyi oldu. Osman'ın önünde şimdi Matt Malone var. İçeriden atak deniyor Matt Malone. Valla bir sonraki viraj için dışarıda ama yapabilir diye düşünüyorum. Temas etmezlerse. Neyse ki bir temas olmadı. Osman buradan çok daha iyi çıktı. Porsche'ye dalıyor. Bay bay. Yan için Osman kayboldu ama hala kayboldu. En azından geçişi tamamladığını görüyoruz. Çabuk atlattı bu süreci. Böylelikle güzel çıkış alıp Matt Malone'a da atak yapabilecek bir pace yakalamış oldu, çıkış yakalamış oldu. 15. virajın çıkışında. Burada zorlar mı acaba? Yok. Güzel, güzel, güzel bir yere geldik. Şu an 33. sıradayız. 16. sırada başlayacaktık. Şu an
normalde sıralama turundaki pozisyonumuza göre 17 sıra gerideyiz ama eğer başlayacağımız yerde başlasaydık büyük ihtimalle şu an burada olamayacak ve hatta bayağı da tur geride olacaktık. Kazaya %100 karışacaktık. Hiçbir şey yapmasak da kazaya karışacaktık yani. O yüzden aslında geriden başlamamız bayağı bir avantaj oldu. Evet, Orucudan da daha iyi çıktı. Düzlük hızımız da daha yüksek. Bu sefer geçiş daha kolay olacak gibi. İçeriği kapattım Etmalon. Ama işte Ferrari ile BMW'nin farkı burada düzlük şey yapıyor. Düzlük farkı evet şu an böyle ortaya çıkmış oluyor. Etmalon bırakmadı içeriği. Osman da yer bıraktı ama şu an öne geçti. Temiz bir geçiş oldu. Yanlış görmüyorum değil mi Sercan? Bir turumuz daha var. Kim Sercan? Evet, uyuyor mu? Abi bir tur daha var. Sercan uyumuyormuş, tamam. Yok şeye, koltuğa geçtim ya. Okey okey ya. Şey bayağıdır ses çıkmıyordu da. Evet, pit stoplar ya, başladı. Tabii şimdi bu bölümü izlerken bir sürü sıra kazanıyormuşuz gibi göreceksiniz. Evet, sıra kazanıyoruz ama birazdan biz de pite gireceğiz. O sıraları tekrar kaybedeceğiz. Şimdilik 13. sıraya kadar yükseldik gözüküyor. Pite girmediğimiz için. Yaptığımız yakıt tasarrufunun avantajıyla oluyor bunlar tabii. Bu tur box. Bakalım öndeki grupla beraber mi gireceğiz? Onlar bir tur daha mı atacak? Yeşil bayağı bir save yapmış. Bir tur daha atıyor. Ama onun önündeki ikili grupla birlikte pite giriyoruz. O neredeyse kaza yapıyorlardı. Yaptılar. Dur Osman. Aptalsınız gerçekten. Abi bu ne ya? Bu ne saçma bir şeydir ya. Evet, burası dayanıklılık yarışlarında kullanılan pit alanı. 49 tane takım olduğu için o Formula 1'de izlediğimiz pit stop alanı yeterli gelmiyor araba sayısı için. Dayanıklılık yarışlarında gerçekte de bu kısım kullanılıyor aynı bu şekilde. Dekine giriyoruz. Ne yapıyoruz? 7'dekine gireceğiz. Önümüzde adam duvara sekti. Sektikten sonra geldi bize papa attı. Oo, geçmiş olsun. Sağ ol. Okey. Yan yana gitmeyi bilmiyorlar. Olan bize oluyor. Canınız sağ olsun. Geçmiş olsun. Sercan yüzünden de neyse. Bizim burası biraz karışık şu an. Beş yıllık iRacing kariyerimde hayatımda ilk defa bir arabaya 3.5 power düşüldüğünü gördüm. Ben de şaşkınım ama yapacak bir şey yok. Balance of Power'ın kısaltması. Yani araçların birbirlerine olan seri üretim çıkışlarındaki güç farklılıkları, işte deposunun alabildiği yakıt miktarı ve arabanın ağırlığı gibi 3 tane temel özellikleri birbirlerine hakkaniyetli bir şekilde yarışmalarını sağlayacak şekilde dengelemeyi sağlayan Balance of Power, güç dengesi. Gerçek hayatta da FIA belirliyor bunları. iRacing'de de işte FIA'da uygulanan ayarlara benzer bir şekilde iRacing resmi olarak şu kadar güç düşülecek, işte deposu şu kadar limitlenecek, İşte bir hafif olan bir araba varsa ona şu kadar kilo eklenecek şeklinde. Böyle özel etkinlikler öncesi ya da büyük yarışlar haftasının öncesi bu haftanın başında duyuruda bulunuyorlar. Ancak bu güncellemeyi Perşembe günü getirdi iRacing. Yani hafta başlamıştı. Antrenmanları da yapmaya başlamıştık. Yarışa 2 gün kala, 3 gün kala bunu duyurdular. Biraz üzdü. Tabii sadece Ferrari'den güç düşmediler. Bütün araçlarda bir dengeleme yaptılar ama en büyük hasarı Ferrari almış oldu. O yüzden biz de zaten BMW ile başlamıştık bir önceki haftadan çalışmalara. Tekrar BMW'ye hızlıca geri döndük. Bir uyum sorunu da yaşamadık. Hali hazırda bir setup'ımız vardı. Biraz sağını solunu kurcaladık. Daha iyi çalışır hale getirdik. Takımca antrenmanlarımızda arabaya alıştık. Şu anda da yarıştayız. Bizim için en azından süreç böyle oldu. Bu tarafta neler oluyor? Bak, bu adamla kapışıyorduk pite girmeden önce. Önümüzde Porsche atak yapınca, beklemek zorunda kalınca onları
geriye düştük. Aslında 26 bu adamın, ya bu adamın olduğu yerde olacaktık ya arkasında 27'de olacaktık. Büyük ihtimalle önünde de olabilirdik bu arada. Pit stop'a girerkenki tur ve çıkış turundaki hızımızla belli olurdu o kısım ama 26'da olacakken şu an 32'deyiz. Yarış daha uzun. Öndeki rakibi yakaladı bile Osman. Büyük ihtimalle ilk şikana gelirken atak yapacak mesafesi olacaktır. Göreceğiz bakalım. Ferrari düzlükte yavaş kalıyor. Şu an Osman'ın buradan iyi çıkması lazım. Rüzgarını da alıyor. Dışarıdan güzel bir atakla geldi. Rahat bir geçiş oldu. 31. sıraya yükseldik. Osman öndeki rakibi bayağı yakaladı. Hatanı yapıyor. Yan yanalar, tertemiz bir geçiş. Öndeki ne yaptı öyle görmedim. Geri sarıp bakalım ne yapmış öndeki. Aa ne yaptı lan? Salak düzlükte uyumuş. Evet burada yine bir atak denemesi yapacakları şüphesiz, temas yaşayabilirler. Olmadı. Ferrari bu sefer ne iç çizgiyi aldı ne dış çizgiyi. Hop BMW Ferrari'yi çevirdi ve önünden fırlattı. Bedava sıra. Ve önümüzdeki rakibimiz de av olarak almış durumdayız. Artık rüzgar da almayacak. Büyük ihtimalle Osman bu düzlüğün sonunda, daha doğrusu Camel düzlüğü sonunda BMW'yi yer. İnsan yiyici 33. Pardon 13. Bu tarafta bir şeyler mi oldu acaba, ben mi kaçırdım ama şu an 28. sırada bir takım pite girdi. Daha hala 4 turluk yakıtımız var bizim pite girmek için. Hatta 2 takım pite girmiş sanırım. 26'ya kadar yükseldik şu an. Ya erken pite giriyorlar ya da başlarına bir şey geldi, onu bilmiyorum ama görüntüleyebilecek miyiz onları? Görüntüleyemedik. Erol abi aynen öyle. Hop önümüzdeki rakip pite gitti. Bizim iki tur daha avantajımız var. Lider takımın bir saniye arkasında şu an devam ediyoruz. Evet güzel save yaptık kesinlikle. Evet box this lap. Abi bir stint daha vardı değil mi? Evet bir stint daha atacakmış Osman. Tamam. Sonra sende. Temiz devam. Pite girmeden önce kovaladığımız takımı kovalamaya devam ediyoruz.
Ama onlar şu an başka bir takım kovalıyor. Ama bu rakibi geçmemiz lazım. Çünkü öteki BMW ufak ufak arayı açmaya başladı. Sanırım bu düzlükteki hızımız avantajıyla bu tur bu işi yapıyoruz gibi. Osman kendini gösterdi. İç çizgi, yan yana fren. Osman rakibin bir yolunu biraz bitirerek de olsa pozisyonu alıyor. Ama burası bayağı yakın. İç çizgiyi de aldı Falken. Blanchiman'a yan yana girecekler böyle giderse. Kim gaz çekecek? Siyahlı hem gaz çekti hem çok kötü çizgiyle döndü Osman'a. Direkt av olacak. Osman dışarıdan geliyor. Tertemiz. Sırayı alıyor. 22. sıra. Harika bir geçiş oldu bu arada. Ön tarafta yine şeyler var. Bu yeşilli galiba Porsche'ye atak denedi ama başaramadı. Porsche sonunda yol veriyor gibi. Bir şeyler oluyor orada ama hala yan yana gidiyorlar. Ne kadar gereksiz bir hareket bu. Bizim işimize yarar tabii bu bölüm ama. Oha! İki kişi elendi. Tur sanırım önümüzdekilerin de hepsi pite girecek. Eray hazır mısın? Evet abi hazırım ben. Okey. Açma germe yaptın mı ısının hareketlerini? Nefes aldım. Yaptım yaptım. Tamam. Güzel. Suyunu, Red Bull'unu, kolanı, kahveni, çayını. Aynen hazır her şey. Mental? Mental de hazır. Tamam okey. Samson tek başına mı sürmüyor? Samson tek başına mı sürmüyor? Tek başına sürüyor olamaz ya. Bir tane takım Elliot arkadaşı vardı değil mi? Bir tane eleman vardı, o disconnect attı, onu gördüm. Elliot vardı, o gitti. Brian var şu an. 3 kişi girmişler. Abi. Pardon, 4. Bir de Miguel var. Halen David sürüyor da. İkinci stinti. Aynen, ikinci stinti bu. Arabaya çizik bile, çentik bile attırtmadan teslim ediyor. Aynı şekilde almak dileğiyle. Tabii ki. Yeri geldi gaz verdik, yeri geldi fren yaptık. 3 saati doldurduk. Güzel güzel. Tertemiz iş çıkarttınız ya. Osman'la birlikte ben de bir çıkayım. Duşa bir şey gireyim, bir şey yapıp sen şey yaparsın. Buradasın değil mi sen zaten? Ben buradayım, buradayım. Tamam. Sana devredim o zaman. Söyleyeceğin, aktaracağın herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Yavaş. Soğuk piste dikkat edin bu arada. Pist gitgide kayganlaşıyor, ona dikkat edin. Nem çok. %95 nem var. Yani nem o kadar şey değil de kirlendiği biraz daha kaynıyor. Kirlendiği yerler kayıyor. Hem kir hem soğuyunca pist 45 derecelik pist gibi hissettiriyor. Ama aslında alakası yok. Okay. Ya pist soğudukça kayganlaşıyor, öyle düşün. Okay. Ve yavaşlandı. Süreler de yavaşlıyor zaten. Zaten bir iki tur sonra Eray alışır, ona göre de kendini kesinlikle tutturur. Bak Karpal abiyle yaptığımız strateji ne güzel işe yaradı. Bu arada hem qualify'da hem yarış başında setup buglandı, setup ekranı. Hadi ya. Evet. Orada mı zaman kaybettik ikisinde de? Hı hı. Okay. Setup'ı yüklüyorum, bırakıyorum Kartal abiye, eski setup geri geliyor. Oha. Hem arabaya otururken hem qualify'da. Senin internetinden kaynaklı olabilir mi acaba? Yok. Yok. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geliyoruz Eray. Box. Tamam abi hazırım ben. Kaskını taktın mı? Ben taktım. Eldivenler, tamam. Kask falan. Evet. Tamam, ben kemerlerini sıktım Eray'ın. Tamamdır, okey. Nasıl tamam, daha adam arabaya binmedi.
Nerede ki kemeri belki sıkmış olabilirim? Belki kemeri, pantolonun kemerini sıkmışsındır. Yo, onu ellemem ben, bana ne? Perezlik yapma yeter ara. Nasıl abi? Perezlik yapma yeter. Ha. Serhil kendine Perez. Piyastri'yi falan örnek abi, boşver Perez'i falan örnek al. Kapa kontağı, al boşa, sal arabayı gitsin. 62. Öyle yaptı zaten o da şu an. Boşa aldı gidiyor. Ya da araba kendi kapandı. Frenlerine dikkat et de piti kaçırma. Geri alamayız arabayı. Oh, hadi bakalım. Hadi. Oh. Herkes eline, yüreğine sağlık. Şimdilik belli bir süreliğine inat bormayın. Tabii canım. Gelen giden yok. Sen rahat çık. O zaman ben start spotting yapayım da göreyim ne oluyor ne bitiyor. Yanlış görmediysem o Ferrari'nin önü yok. 17. sıraymış. Bayağı kötü kaza yapmış. Bunları da şu an geçmiş olduk. Helal. Eline sağlık. Bir takım bayağı erken pit yaptım Mercedes ama aldık bir sıra daha. 15 olduk. Yani 6 tur pit stop farkı atmışız şimdiden bazı takımlara. Önümüzdeki birkaç saat içinde o takımların önünde olacağız demek oluyor bu. 2 saat, 3 saat içinde. Böyle devam edersek. Tam gaza basma. Evet, çok az çeyrek basıyorum. Aha. Sağa döndükten sonra zaten yokuş aşağı gideceğiz bence. Yetiyor, 0-3 var. Aynen. Yaptın abi, eline sağlık. Eyvallah abi. Başta ben de bilmiyordum öyle yakıt yakmamız gerektiğini. Öğrendiğimde söyledim. O yüzden biraz sonunda zorlandık, yapacak bir şey yok. Bu stinti öyle ayarlayacağız ama. Aldım. Aha, aynen. Frene, hıza dikkat et. Bir de pitbox'u kaçırma. Ben görmüyorum şey nerede, lollipop nerede. Sen de orası tamamen. Geri alamayabilirsin arabayı sonra. Tamam, gördüm. Okey. Eline sağlık. Eyvallah abi. Zorlandın biraz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben de geç öğrendim. Hallederiz. İyisin. Aynen. Bu stint yine 3.66 değil mi? Aynen. Bundan sonra 3.66 lap time'larda 18. 18 başı, 18 sonu fark etmez. 18'lerde kaldığın sürece okey. İlk turlar sadece 19 olabilir, sıkıntı değil. Dolu depo soğuk lastik olacak. İlk turlar kasma 18'i yapacağım diye. Lastikler otursun, ondan sonra zaten 18 atıyorsun. Aynen. Sen race lap mı kullanıyordun? Yok abi, bende kaps var. Ha, o yüzden. Fuel share olmadığı için göremedim ben senin yakıt tüketimini. Neyse, sıkıntı yok, hallettik ya. Etrafımızdaki araçlara bakarak şöyle bir şey görüyorum. Biz 108. turda pit'e girdik. En yakın önümüzdeki takım var, 105'te pite giren. 3 tur avantajımız var. Ona en yakın diğer takımlardan da 4 tur pit stop avantajımız var. Yani taktik şu an çalışıyor. Liderle fark da hala 1 dakika 28 saniye, 1,5 dakika civarında. Çok ciddi bir fark açılmadı. Onların temposu iyi bayağı ama şu anki pilotları o kadar da iyi değil. 19 başı atıyor şimdiki pilot. O yüzden o takımın sanırım en zayıf halkası şu an süren pilot. O yüzden gidişatımız güzel. Daha Erhan gelecek. Erhan'ın da temposu çok iyi bizde. Bir de işler gece ve yağmurda çok karışacak. O yüzden şimdilik kurda yapabileceğimiz en iyi iş buyken bunu yapmaya devam edeceğiz. Yağmurda da duruma bakacağız. Daha 19 saat 43 dakika var yarışın bitmesine. Oo, sarı bayrak var. Sarı bayrak var. Tamam, gördüm.
kendi kendine spin atmış. Bir yere çarpmamış. O yüzden çok zaman kaybetmiş. Dur süreleri nasıl bunun? 19.5 arası. 19.0-19.5 arası. Sen bunu yersin. Dengesiz turlar atıyor bu. Acele etme sadece. Çok güzel. Clear. Birinci mi gitti? Nereye gitti? Oo, liderin takımı pilotu düşmüş. İki sıra aldık. Lider takımın sürücüsünün interneti gitti. İyi, güzel. Ön tarafta da bir tane Audi hasarlı bir şekilde pite girdi az önce. Geçen sefer tur bindirirken sorun çıkartmamışlardı. Yine kolaylık sağlayacaklarını düşünüyorum. Tanıdık takım aslında. Kendini göster. Aynen, süper. Çok güzel. Arkadakilere de yol verdi şimdi tek tek. Mustang'e bir şey oldu. Mustang yok oldu. Mustang geride kaldı. Haa, slowdown olmuş. Ben onlara teşekkür ettim. Belki bir mesaj yazarlarsa sana da gelebilir. Hiç bakma onlara, dikkatini çek, dağıtmasın. Corvette zaten hızlı geliyordu. Yakalayıp geçmek isteyebilir. Geçsin. Sıkıntı yok. Yarış uzun. Onlar yakıt tasarrufu yapmıyorsa onların bileceği iş, onların taktiği. Marco Mendes teşekkür etti. Size de dedi. Sağ olsun. Yıllardır yarışıyor olmanın verdiği bir avantaj diyebiliriz. Tanıdık takımlar artık yani bazıları. Onların pozisyonu 32. sıra. Biz 13. sıradayız. Tur bindiriyoruz. Adamlar zorluk çıkartmak istese zorluk da çıkartır. Ki örneklerini görüyoruz. Ama tanıdık olunca işleri biraz kolaylaştırıyorlar. Ya save yapıyor da çok son dakika çekiyor gazı falan. Aslında geçse arkasına save yapsak bizim için daha iyi. Tabii. Yapabiliyorsan düzlükte slowdown almış gibi çok az gaz kesip hemen arkasına yapış. Oha yaptı. Gir arkasına, gir. Ha, tamam. Basıp giderse de kendi temponda save yaparsın. Kalabildiğin kadar arkasında kal. Yine kasmaya gerek yok yani. Bizim zaten taktiğimiz çalışıyor yani. Altıncı stintini mi atıyor herif? Bir şey söyleyeyim, adam yarışın başından beri tek başına sürüyor bu takımda şu an. Arkamızdaki. İki pilot girmişler. Deli bunlar. Abi bu tur geliyorum mecbur. Tamam. Yetmeyecek. Tamam. Her an. Hazırım. Okey. Eline sağlık. Eyvallah. İndim abi. Tamam, eline sağlık öyle. Eyvallah. İndim. Abi bitkin tura dikkat et. Tamam, açtım, sağ olasın. Sen git yemeğe, niye gel konuşalım. Tamam abi. Şimdi yat uyu desem yatıp uyuyamazsın anladığım kadarıyla. Yemek de yemen lazım. Şu an zor ya, çok erken. Tamam. Ben yatsam da uyuyamam büyük ihtimalle. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol abi, gelirim ben. Okey. Hoppa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani bize yok, ona bak da. Bize yok, aynen. Biraz daha tutup tutmaya çalışsaydı biz de ölebilirdik. Evet. Aa. Dur. Göremiyorum. Pilisar. Neredeyim? Düz devam et, takılıyor. düz devam et. Yavaş yavaş düz devam et. Biraz daha sola sola dur. Geldi mi? Geldi. Tamam, ya, sakin ol. Bir araba daha var arkanda şimdi. Şöyle gitsem. Tamam, sıkıntı yok şu anda. Raise oldu ekran.
Ne oldu Ekan? Dondu. Arkadan mı vurdu bana? Yok, yan taraftan söktü. Arabada hasar gözüküyor mu? Sol kapıda hafif bir hasar var. Aerodinamik bir noktada hasarımız yok. İki tur önce bu düzlükte ekranım dondu da hasar aldım. Direksiyon yamuldu. Direksiyon yamuk mu şu an? Yamuk, aynen. Sağa doğru yamuk. Bilmiyorum, sağımdan mı vurmuştu? Soldan çarptı. Ha, soldan. Bir dakika 52 saniye. Tamam, almayacağız onu. Biraz zaten şeyde gider. Yakıt değişimi, yakıt dolumuyla birlikte. Pace'de çok fark yok. Sadece Blanchimo önceki viraj çıkışı çok şey. Pace'in iyiydi. Pace'de bir sıkıntı görmedim zaten. Dediğim gibi yavaş yavaş yakıt alımlarında gider o. Gelenler var ama sıkıntı yok. Tamam abi, güzel. Dediğim. Tamam, sıkıntı yok. Kal orada. Kal orada, hareket etme. Şimdi geriye gelebilirsin. Geriye gel. Tamam. Güzel. Güzel. Bu çizgiden devam et. Şu an bir sıkıntı yok. Bir araba geliyor arkandan. Ne tarafa doğru kırık direksiyon? Sağ tarafa doğru. Okey. Arabadan inmeden pit limitörden çıkarsan aracı abi. Tamam. Evet, geçmiş olsun, eline sağlık. Eline sağlık abi. Eyvallah. Başarılar Osman. Başarılar. Allah razı olsun. Driver swap'ta bir repair almıyormuş. Yo, lastiğin bitmesini bekle. Yok, şu an almaya evet. Başladı. Plastik bittiği zaman oluyor çünkü. Kaç saniye var? 1.25. Hakan temiz. Rulojla alakalı bilmem gereken herhangi bir şey? Çizgiyi aynı yapabilirsin. Sadece direksiyonu daha çok çevireceksin. Evet, biraz kayıyor. Çıkarken. Rekom'da sola zor dönüyor şurada. Uhoy da aynı hızda alamadım ben. Kazadan sonra. Geldim. Geldin Kartal abi. Hoş geldin. Ne yaptınız 5 dakikada arabanın içinden geçmişsiniz? Aynen her öyle şey, oldu. Ekranları ekranı dondu anlık. O arada temas oldu. Geçmiş olsun. 1.25. 15 saniye alıyor. 15 saniye alıyor. 3 pit stopta. 6-7 pit. 6 saat 7 saat demek bu da. Kaybınız ne kadar? Benim için 1.5 saniye. O zaman bir dahaki pit stopta komple alalım. Pace mi çıkar diyorsun? Bir dakika dur. Ufak bir hesaplama yapayım. Kaç? 1.25 mi? Osman 1.5 saniye değildik be. Abi 2.20 döndüm. Tamam, bir iki tur bir devam et bakalım. Erhan senden daha hızlı dönüyordu dolu depoyla. Erhan abi alıştığı için öyle dönüyordu. İşte onu diyorum. Bir iki tur bir alış bakalım. Bence 1.5 saniye kaybetmezsin ya. Arkamdakinin turları nasıl? 18 ortalığı. Bak, repair bitene kadar kaybedeceğin süre aşağı yukarı 4 dakika. Bir tur gerideyiz şu anda. Liderden. Diyorum ya, eğer repair'i almazsınız ve devam ederseniz tur başına, ben 1 saniyeden hesapladım. Tur başına 1 saniyeden aşağı yukarı 4 dakika kaybını bulur. Bence bir daha gittikçe gir, al ve çık. Okey. İyi geceler. Yani ekstra pitte sadece 1 dakika 5 saniye kalmış olacağız. Save'i falan boş veriyorum. Bunun arkasında tutunmaya çalışacağım. Birkaç tur bir sür. 0-2-0-3 kaybediyorsan değmez. Ama 0-3'ten fazla kaybediyorsan hepsini alman gerekiyor. Dışarıdan arabanın bir şey yok gibi görünüyor.
Taban yok. Yo, arkadan sapasağlam duruyor araba. Sen baktın mı Sercan Demeç nerede? Sağ arka sanırım ya. Değil, kapı hizasından ön taraf, sol ön lastik. Sol ön lastikten sol kapıya doğru bir sürtme oldu orada. Bir yayın açıp gösterebilir misin? İmkanı var mı Sercan? Yan taraftaki şeyler de düzgün duruyor çünkü. Aerodinamik olarak bir hasar yok arabada. Şu lastikte sadece varsa var sıkıntı. Çamurluk da sağlam duruyor. Ekstra bir dakika pitte kalsa. Kalk. Ne var oğlum? Bir şey konuşuyor. Bir alta. Acil. Dur gelin. Sercan abi bir dakika kaybetsek. Hani bir dakika arkamızda kaçıncı sıraya çıkarız? Osman muhtemelen 30. sıraya geriliyoruz. 19.4 mi atıyorsun Osman? Abi alalım. LPR'ı alalım. Ha, bence de alalım. Çok süre kaybediyorsun çünkü. Evet. 18'lerin bence şu an pit 18 ortası atılmak için çok müsait. Peki şöyle bir şey soracağım. Pitten çıktıktan sonra 18 ortaları ve 18 başları dönsem. Tekrar tırmanırız. Tırmanır mısın? Tırmanıyorsun. Okey. Yani garidin tamamından bir saniye alıyorsun. Hatta 1.5 saniye. Direkt şimdi dal pite al bence. Çünkü attığın her tur, daha 21 turun var, bu pistin sonuna kadar 20 saniye kaybın olacak demektir. Ya açıyor, yani kalamıyorum arkasından. Tamam, direkt gir, aldır. Lastik. Ver. Değiştir hepsini ya, sıkıntı yok. Süreyi azaltmak için dedim, lastiği almazsa daha hızlı yapıyor ya. Laya lastikler overheat büyük. Çünkü araba zaten dışarıdan seyrettiğinde de çok kayıyor. Ve eğer tur başına bir saniyese, daha 21 turun var. Bu stint sonuna kadar ekstradan kaybedeceğin 20 saniye demek. O 20 saniyeyi burada kaybedersin. 45 saniyeyle çıkarsın dışarı, anladın mı? Bakarız ya, gideriz. Çünkü ben hani pite kadar okey giderim ama hani stinti bitiririm. Bitirmemde sıkıntı yok. Ama çok fazla süre kaybettim. Yani 19.5'lar falan şu anda yani. Sıcak pistte dolu depoyla save'lerken 3.50 yakarken biz o süreleri atıyorduk yani. 18 dönüyorduk. Yani. Kartal. Kaza şu şekilde oldu. İzliyorsan hala. İzliyorum. Gördün mü? Teker içeri giriyor, evet. Bir tek tekere vurmuş bu arada. Tekerden dolayı onu kaybediyorsun. Çünkü oraya vurunca arabanın kamberi değişiyor, kasteri değişiyor, toisi değişiyor, arabanın her şeyi değişiyor. Okeyiz şu anda. Kaçız? 30. 30'da etrafımızda hiç kimse yok. Sakin bir şekilde düzgün bir tempo yakalayıp o tempoyu devam et. Okey abi. Galiba sabaha karşı yağmur gelecek. Kartal Bey bir monitör sponsorluğu çöz takımı. O sorun monitörde değil ki, bilgisayarda. Ya adamın ekipmanında hiçbir sıkıntı olmamıştı şimdiye kadar ya. Bu yarışa denk geldi. Bizim diğerleri ne yapıyor abi? Nasıl gidiyorlar? 8. gidiyorlarmış. Yağmurda epey bir sıra kazanmışlar. Çok kazalar olmuş. Daha yağmur daha yeni durmuş. 7 turları var. Pisti sel götürüyor. Bana diyor ki kuru lastiklere geçelim mi? Yok artık. Aha, bizim bütün yarış peşinden gittiğimiz 7.1K'lık BMW 2. Oğlum çok saçma bir pist şeyi var şu anda. Arabalar hafifledikçe yavaşlıyor. Lastiklerden olma olasılığı nedir bu olayın? Yok, biz lastiklerden değildir de. Yok, genel olarak lastik fiziğinden. Her lastik fiziğinden, doğrudur. Büyük ihtimalle pist soğudukça lastiklere yeteri kadar ısı gelmiyor. Abi ben de buradayım, istersen gidebilirsin. Oha. Oğlum sen gitsene. Sen ne yapıyorsun burada? Abi Osman abiden sonra ben almıyor muyum? Bilmiyorum ki nasıl kalamayı. Ben daha gideceğim birkaç stintte. Sen git. Şey yap, dinlen gel çünkü sabaha kadar Atakan abi ve sende olacak araba. Haberin olsun. Tamam, sıkıntı yok. Ben senin yerinde olsaydık gider bir 3-4 saat yeterim. 3-4 saat. Gerçi Osman'dan sonra kim alacak? Oğlum en kötü. Osman'dan sonra Osman alacak.
En kötü 3 stint atacak Osman. O zamana kadar Atakan uyanır herhalde. Ya şöyle daha gece 2'ye kadar bende araba. Tamam, bir kılırsa o zaman haber edersiniz. Bak bu arka düzlükte 8 kilometreye düşüyor rüzgarın hızı. Camel Street'te 20 kilometreye çıkıyor. Ve Southwest'in yönüne baktım şimdi. Camel Street'te tam karşıdan geliyor. Blanchimont'u arkadan esiyor o zaman. Ama Blanchimont'da yavaş esiyor. 8 kilometre esiyor. Camel'da 20 kilometre esiyor. Orucu çıktığı anda rüzgarın hızı artıyor. Bak şu an 20 kilometre hız. 21 oldu. Ama karşımdan mı esiyor şu anda? Neredeyse tam karşından esiyor şu anda. Box box box. Hasar var mı arabada Osman? Yoo. Yan hasar yok. Ne yapıyorsun? Bu neydi? Yarışım bitti ya. Niye böyle bir şey yaptı? Sormak lazım. Köfte bayrak var mı? Yok. Nasıl oğlum? Lamborghini'ye vurdun arabayı. Ama aracın ağzına sıçtı. Oğlum, laps diye vurdum. Yine direksiyon hasarı var. Bu sefer arka sol lastik. Arka sağ lastik. Çok hasar var mı arabada? Düzlük hızımız bu sefer gerçekten yok. Az önceki kadar yamuk değil direksiyon. 18.6 döndürüyor şu anda beni. Ben bitti demiştim, yarış da bitmemiş. Sorry mori bir şeyler yazdılar ama anlamadım. Bakamadım. Vallahi. Girmiş şemsiyeyi açmışlar. Neyin sorusu? Hiç mesaj attı, soru yazmışlar. De neyin sorusu? Koskoca yola sığdıramamış araba. Ondan sonra soru yazıyor. Geldik, adamların gene arkasındayız. Gene aynı yerdesiniz. Gene aynı hareketler yaşandı. Yok, bu eleman değil diğeri. Bir benzerini Eray yaşamıştı Glenn'de işte. Pit box team 10. 5 3 2 1 right here. Belli bir saniye. İyi, hız olarak bir şey kaybetmedim. Evet, çok bir şey kaybetmedim. 0.3 0.4 sadece. 30 saniye, 38 saniyesi falan kaldı. 30 küsur falan ya. Bir dahaki bitti de biter. Lastikleri tamamen kapattım. Anlayacağım lastik. Repair'ı bitirsin. DRM Sim Sports var ya, 11 saniye arkamızda onlar çevirdi bizi. Yarış başından beri 150 tane geçiş yaptık. Bir o çevirdi. O da büyük ihtimalle tek ekran yarıştığı için göremedi mi? Arabayı yeni kullandığı için ebatlarına mı alışkın değil? Şanssız bir şey oldu. Boş verin. Bilerek yapmadı adamlar. Oldu, yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler, takılmayın fazla. O oldu geçti, yapacak bir şeyimiz yok yani, devam ediyor yarış. Şanslıyız, fazla hasar almadık, fazla zaman kaybetmiyoruz, gidiyoruz işte yani. Daha dur, yağmur başlayınca neler göreceksiniz, oraları kaçırmayın. Ben büyük ihtimalle 15. Biz rüyamda göremeyeceğiz falan... abi de. Yani ben 15. rüyamda falan olurum o aralar ama. Ben eğer... de göremeyeceğim yağmuru. Yağmur bir saat sonra falan gelir büyük ihtimalle. O zaman birilerinin bir an önce uyanıp ayılıp gelmesi lazım. Vallahi biri gelirse Osman'ın son stinti olur. Ama kimse gelmezse hadi mecbur ya. Bir stinti olur. Aa, geldi. Ne, geldim ben. Uyandım da hemen gelemeyebilirim. Bir duşa muşa gireyim. Var mı vakit? Vaktim var daha. Şey yapasım var aslında. Bir repair alacağım. Sonra sen geç abi. Repair? Hı-hı. Yani bu bir stintin daha mı var? Gibi. Yarım stint gibi düşün. Tam yağmura denk, yağmur başladığından ben kaçarım, dalarım direkt, de haberin olsun. Yağmur şeysine bakmadım. Yağmur. Yağmur yok ki.
ekranıma bir yağmur damlası düştüğü anda ben direkt atarım arabayı bir de. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir saat sonra yağmur yağacak işte. Yok yağmur, yok yok. Bir saat sonra yağacak olan yağmurdan bir şey olmaz. O yağmur gelmeyebilir bile. Neyse, Eray buradaymış. Eray alabilirmiş. Sen git duşunu al gel. Eğer sen gelmezsen Eray alır. Sen gelirsen sen alırsın. Daha 26 dakikalık yakıtı var bu adamın zaten. O zamana gelirim canım. O kadar da değil de fark etmez. Eray da buradaysa beraber atlatırız yani. Bir şey yazdı onlar, bak ne demişler. Sorry we raised our foot a little to let you pass but I think you clear. Falan. Hani geçmenize izin vermek için ayağımızı gazdan çektik biraz ama diyor. Clear olduğunu zannettik diyor. Ayak yapıyor yani. Ayaklarını gazdan çektiler de arabayı niye bizim üstümüze çektiler? Orada sıkıntı var. Onu göremedim ya. Abonelik için teşekkür ederim Amber Rocket. Zamanında o düzlüğe uçak inmiş ya. Uçak. Neyse arkadaşlar, herkes yerini aldığına göre artık ben de yerimi almaya gidebilirim. Senin yerin neresiymiş? Yatağı. Tabii. İyi geceler efendim o zaman, iyi kulaş. Size iyi geceler efendim. Eyvallah. İyi geceler abi. Kalın sağlıcakla. Şu 3-4 saat sonra uyandığımda o 9 orada istemiyorum, orada bir 0 istiyorum. Okey, peki. Box. Yağmur yağmadan bu kadar karıştıysa ortalık yağmurda ne olacak acaba? Lobi bilinmeyen denklem her yer ya. Sürekli herkesin başına bir şey geliyor galiba. 37 saniye. Evet. Eline sağlık. Yeter. Hadi. Çok sürdük. Hadi git yat. 161 tur sürmüşüm zaten, 268 tur atılmış falan diye. Gidiyorum hadi, ben uyuyayım. Hadi git. 24 saniye kaldı optional. Güzel, bir sonraki şeyde biter ya. İki pite tamamen bitmiş oluyor. Ne var arabada ki? 15 saat. Hafif direksiyonu yamuk. Bir de önü ve arkası kırık. Tamam, sürüş etkileyen ne var onu sormak istedim yani. Bilmemiz gereken ne var? Direksiyonu hafif kırık. Bu şeye pulona dikkat etsin ki hafif, başka bir şey yok. Road yarışlarda SC gelmeli mi iRacing'de diyorsam evet gelmeli bence ya. Çoğu takım kaza yapıp yarışı bırakıyor. Devamlılık açısından güzel olurdu SC gelmesi. Mesela bu yarışın startındaki kazada SC değil kırmızı bayrak çıkması lazım. Ya çünkü iRacing NASCAR üzerine kurulu başlangıç itibariyle. Yıllarca da sadece NASCAR gitmişler. Sonradan Avrupa'ya da ulaşabilmek için road eklemişler. Talep de gelmiştir büyük ihtimalle. Bir de hani ilk çıktığı dönemleri göz önüne bulundurursak şimdi de kötü değil ama o zaman belki de tek simülasyon, gerçek yarış pilotlarının antrenman yaptığı, NASCAR pilotlarının falan daha piste gitmeden antrenman yapabileceği kadar başarılı bir simülasyonmuş. Hala daha kullanılıyor aynı mantıkta. Max Verstappen niye gözükmüyor tabloda? Çünkü 1100 küsür takım katılım yaptı bu yarışa. Herkes aynı odada yarışmıyor. Bir odaya maksimum 49 takım giriyor. Onlar bizden daha yüksek bireysel puana sahip oldukları için oyun içinde kariyer olarak. Yani biz mesela 4.6 işte 3.5 yani 3500, 4600, 5000 puanlardayız. Onlar 9000 puanlarda falan yarıştıkları için onlar birinci odada yarışıyorlar. Biz dördüncü odada yarışıyoruz. Yaklaşık 22 oda falan açılmış. Bizim gücümüz buraya yetiyor. Box. Tamir biter herhalde artık bu şeyde pit stop'ta. 20 küsür vardı. 15 mi alıyor? Aa, öyle bir şey. 23 varmış. Aynen, arabanın önünü yaptılar biraz. 10 saniye kaldı optional. Tamam. Arkadan 23. yaklaşıyor. 4 saniye, 3 saniye. Bunlar ne zaman girmiş bir de? 278'de girmişler.
Bayağı depoları boş sayılır bunların. Verstappen hasta. Nasıl? Bu hastası. Ha, yarışıyor değil mi şu an? Adam yarışıyor şu anda. Aynen, evet. Aynen. Adam Formula 1'i bence hobi olarak yapıyor. Bu sene şampiyon olamayacak ama. Oo, bir saniye. Ben kaçtım. Siz kapışıyorsunuz 20'cimde. Aynen. Şu an 3. sıradaki takım galiba o. 2 pilotlu Mercedes takım vardı. Ben bir dakika onlara bakıp geliyorum hemen. Aynen, bunlar 2 pilot. Öteki pilot daha hiç sürmemiş. Adam 12 saattir tek başına sürüyor. Gerçekten de. Yarışın başından beri aynı adam sürüyor. 304 turdur adam tek başına sürüyor. Ya adamın belki oturduğu kokpitle tuvalet arası çok kısadır. Pitte bir dakika duruyorsun. Yani durur vaziyette yaklaşık. 1 dakika 40 saniye. Yani 40 saniye ile 1 dakika arası duruyoruz. Kalkıp gidiyordur. Aha, ne oluyor? Tövbe station 2 kere. Ya arka skyla da tuttun. Okey, eline sağlık. Yani aynı evde 2-3 kişi sürüyor da olabilir. Onu bilemedim şimdi. Onu denetleyemez iRacing tabii ki. Aynı isim, aynı hesap. Pilot değiştirmeden, hesap değiştirmeden öyle bir şey olabilir. Eray'ın kafayı şişirmiş olabiliriz, evet. Öyle mi Eray? Aa, yok yok. Ben geç frenledim orada kendi hatam. Ha, okey. Box. Eline sağlık. Eyvallah abi. Ne yaptın? 10 incident mi aldın şimdi? 10 oldu galiba. Okey, 10. Demek ki 10'da benim hakkım var. Anam, 12 saatin sonunda ilk kez süreceğim arabayı. Bekle Allah, bekle. Bir sıra gelmedi bana be. Gecenin 4'ünde araba veriyorlar bana. İndim abi. Tamam. 9 saniye var optional. Okey, ben de biniyorum şu an. Aynen, optional 9 saniye görünüyor. Limitörü açtım. 49 mu kullanıyorsun? Hiç değiştirmedim ben. Tamam. 4, 3, 2, 1. Option bitti. Depo daha dolmadı. Gidiyorum. Tekrar pitte yatan takım vardı, onu geçtik şimdi. Çok iyi. Öndekine tur başına 0-3 kapatıyorsun abi, çok iyi. Çok güzel. Arkadakinden de ufak ufak kopuyorum ama rüzgarla geliyor. Onlar 7 tur sonra pite girecek arkamızdaki, iki arkamızdaki herhalde. Arkam rahatlarsa seve başlarım ama şu anda zaten yağmur gelecek artık. Abi şimdi gitti. Girdi bile. O zaman bu tur yemişe yol verip save yapabilirim arkasında. Evet. Ama onun turları benden kötü. Benim rüzgarımla geliyor. Bir de öyle bir gerçek var. Save yapmıyorken pushlasam mı? Oğlum istersen save de yapabilirsin. O da çok hata yapıyor çünkü. Bir pushlayıp dene abi, fark açabiliyorsan. Olmazsa zalarsın. Okey. Onunla aynı anda çıktık pitten çünkü. Evet. Pitten çıkan var. Da şu an puandan sonraki S'lerde yağmur var gözüküyor. Göreceğiz oraya. Aa, burada başlıyormuş. Burada gelmiş. Az sonra hemen bitecek. 2-3 tura bitecek bu. Yani bir
saniye bakayım. Kontrol. Islaklık yok bile. Sadece o iki virajda vardı. Şu an kuru. Ha, bu bir süre böyle devam edecek. Burada var yağmur. Fuhun çıkışı. Yağmur deyip dolu gibi anasını satayım. Yani birkaç tura duracak gibi gözüküyor. Buralar falan yağmurlu şu an. Ufak bir kayma bile var. Şu an en düşük şiddette yağıyor. Açık mavi gözüküyor bulutlar. Evet ama sprey çıkıyor plastiklerimden şu an. Buralar da ıslak. Korktum, gaz çektim biraz. Ben biraz temkinle gidiyorum. Yani şu an pistin bir kısmında durdu yağmur. Mostly dry yazıyor şu an. İnce bir bulut geçti. Geçmek üzere. Ondan çok az, çok az lift yaptım ya, orucuda korktum. Oh baby. Kaymaya başladın mı? İnceden. Ama vetlere geçersek olmaz şu an. Burada da kayıyor. Abi şu an burada durdu yağmur. Islak burası, kaygan. 3-4 tur böyle devam edecek. Sonra tekrar ufaktan başlayacak yağmur. Buralara kaygan. Bu tur box mu? Evet, bu tur box. Burası da biraz kaygan. Dry gidebilecek misin? Bir süre gideceğiz, mecbur gideceğiz. Şu an... Vetlerin avantajı yok şu an. Yağmur ne? Şu an komple durdu yağmur. Mecbur dry gideceğiz. 3 tur sonra tekrar başlayacak. Yani hemen her yer ıslanmayacak işte. Bu dry'larla bir gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Box box. İstersen benzini azalabilirsin. 5-6 tur sonra şiddeti artacak yağmurun. Benzin ayarlayayım mı? Ayarla. Kaç lastiği de kapat, 10 tur. Hemen ıslanmayacak pist. Çıkışı temiz. Okey. Şu an başladı yağmur. Evet. Ve baya burada yağmur sert gibi. Brake bias, TC falan ayarladın mı abi? Daha değil. TC'yi 5 yaptım şimdilik. Brake bias için erken. Tamam. Burada yağmur var. Burada yok. Yine de lift yapacağım. Çok az kayıyor. En korktuğum yer burası vallahi. Yağmurun tam gelmesi ne zaman? Abi şu an tam açık maviden yeşile doğru kayıyor. Peki turlar, diğerlerinin turlarına göre ben nasıl kalıyorum şu an? Çok mu temkinli gidiyorum? 20 atıyorlar. 21, 20 atanlar var. Oruç kaymaya başladı. Burası da kayıyor girerken. Burası da kayıyor. Merhaba. Okey, TC'yi arttıracağım şimdi. Abi şu an pist tamamen açık mavi bulutundan yeşil bulutlara geçti. Yani yağmur altında. Evet. Ooo, çok önden kayıyor burada. Şu an pitler başladı. Bayağı bir takım pite girdi. Biz de vet alacağız şu an. Ben vetlerle bir stint atarım. Ay, ilk viraj, son viraj kaza olmuş. Son viraja dikkat et abi, çok kayıyor. Aha. Bir kişi daha uçtu.
Ben box geliyorum. Vetlere geçelim. Full depo, yakıt. Tamam. Bakıyorum. Tamam abi, her şey ayarlı, gelebilirsin. Aynen, dry'larda daha fazla gidemeyiz. Yağmurun ne kadar sert geleceğini bilemezdik. Boşu boşuna iki tur attık gibi ama yapacak bir şey yok. Geçsek geçermişiz vete. Bilemezdik yani böyle olacağını. Şimdi break bahisi ben biraz daha geri alacağım. TC9, tamam. Bir tane gelen var. Geçti. Paddle'lar oluşmaya başladı bile. Yatıyor birisi, 14. takım. Arkası yok. Kaç atıyor? Pitte yatıyor, 14. takım. Haa, pitte yatıyor. Çok iyi. Arkası yok arabanın komple. Gülmeyelim ya. Buraya girerken de çok az fren yapıp kuru zemin giriyorsun. Sonra kurunun sol tarafına tutunup çıkıyorsun. Solu keserken biraz gaz kesiyorsun köprülerin üstünden. Düz geçmek gerekiyor sadece köprülerde. Burada kuru çizgi, fren, körpler yok. İkinci vites. Paddle'lardan kaçıp gazlayıp dönüyoruz. Paddle'lardan kaçıp gazlayıp dönüyoruz. İkinci vites. İki, gaz veriyorum. Dönmezse short shift. Üç. Ben burada içeride fren yapmayı tercih ediyorum. Kuru çizgiyi geçerken kayıyor biraz. Onu kullanıyorum. O zaman zaten ıslak çizgiye gelmiş oluyor. Çekiş alıyorum. Kuru çizgide fren yapıyorum erkenden. Burada short shift 3 ile döndürüyorum bazen. Bazen 2 ile kuru çizgi. Ama orada çok dikkatli olmak gerekiyor. En sakat yer orası. Burada 2 çizgi var. Ya kuru çizgi ya da kuru çizginin sağ dışındaki ıslak çizgi. Burada gaza dikkatli basıp short shift ile gaza basıp arkayı döndürüyorum. Burada yine her zamanki fren noktası 2. Gaza basıp dönüyorsun. Sadece paddle'lardan kaçıyorsun. Burası da kuru çizgi. Paddle'lardan kaçıyorsun. Sadece köprüleri çıkmıyorsun. Burası ıslak çizgi. Köprüleri çıkarsa da gaza hemen basmıyorsun. Biraz lift. Tekrar gaz. Çok az fren. Bırak. Bir daha fren yaptım. Ve çok gazlı geliyordu çünkü. Belliydi onun kayacağı. Yağmurda hızlı koşmayacaksın. Gerek yok. Abi orucuda körpleri kullanmıyorlar artık çoğu. Çizgiler biraz değişti, evet. Yine de önceki turdan daha iyi çıktım. Girişteki körpler mi, çıkıştaki körpler mi? Çıkıştakiler. Giriştekinin üstünden geçiyorlar ama, değil mi? Evet, o geçiliyordu zaten. Bülent Şimon'da ölen var. Çok güzel. Biz gidene kadar herhalde temizlenir. Hala sol virajı yönetiyor. Sağa da şu an çıkıyor. Son virajda da ölen var. Ha, bize daha varmış, bakıyorum. Şu an temiz. Okey. Bir bakayım kimler ölmüş. İkinci takımla 10. takım. Çok iyi. Ama büyük hasarları yok, devam ediyorlar. Hadi be. Abi orucda iki kişi uçtu. Slow'dan aldım. Kayganlarda dikkat et. Okey. Ekstra yavaş girdim.
Çok iyi abi. Temiz. Biraz geç fren yaptım. Duramadım. Pist biraz daha ıslandı galiba. Oh. Yağmur şiddet. Şiddet hala aynı. Okey. Ama tabii ıslanmaya devam ediyor. İşte şiddet aynı olduğu için evet. Diğerlerinin de turları yavaşladı değil mi? Evet. Bakıyorum. Ay 52-51 bu civarda dönüyor herkes. 48 falan dönmüyorlar ya. Yok, herkes bu civarda. Bazı yerlerde artık mümkün değil çünkü. Burada bile şu an tam gazda kayıyor araba. Burada daha çok kayacak. Bu dışarıdan içeriye doğru böyle atmazsak mümkün değil, dönemeyiz mesela. Durma mesafesi uzadı. Arkadaki Porsche pit'e gitti. Soldan devam. Öyle yapacağım. İleride önde ölen var. Ölen var. Ölmedi, kurtuldu. Sağdan gidiyorum. Evet, hiçbir şey görmüyorum. Solunda araç var. Gördüm. Sol temiz şu anda. Okey. Çimenlere gidiyor. Üstüme gelmiyor değil mi? Yok, gelir gibi olduk. Evet. Attık. Çünkü bir an kör noktamda da kaldı. Dördüncü takım bayağı kırmış arabayı. Lan bu herif hala tek başına mı sürüyor? Bakayım. Dördüncü, bak bakayım ona. Tek mi sürüyor hala o? Hala tek sürüyor. Deli ya o herif. Önce top var, bakıyorum. 11. takım top atmış. Çok takım pitti ama normal pitlerim acaba? Ya ilk takım... Aynen, normal. Çok iyi. Burası çok kayıyor, o yüzden bir tık kayarak zaten gelmek gerekiyor. Pit çıkışına da çok dikkat et. Abi Endurance pitlerini dönerken orada dönüşte bir şey vardı. Paddle var. Paddle'lardan evet. Hadi ekstra yavaş döneceğim. Evet, extremely wet şu an. 30'la döndüm. Eline sağlık abi. Eyvallah. Evet, sağlık. İndim. Oh. Çok güzel. Oturamadın mı? Heh. Tamam, bindim. Benim saatim geldi arkadaşlar. Sen geliyor musun? 5 dakika daha durabilir misin? Var mı 5 dakika? 5 dakika daha durabilirim. Tamam, hemen 2 dakika bir üst baş değişim geleyim ya. Okey. Abi buraya içten mi dönüyorsun sen, dışarıdan mı? Dışarıdan ama çok gaz kesiyorum. Yani sola içeriye kesiyorum. Kesmeye çalışıyorum. Dönebilirim ya. Burada da fren aynen. Tamam, ben içeriden deniyordum da oraya dışarıya atıyordu. Dışarıdan oldu şimdi. He. Daha erken yap bunu Freddy. Erken yap, erken azalt. Sona yaklaşınca belki biraz daha arttır. Arkada ya frenler, böyle bisiklet gibi hafif kaydırıp. Evet. Burada da en solda kal. Paddle çok burada. Aynen. Burada da ideal çizgide dönerken yine arkası gaza biraz blokununca daha kolay geliyor.
Yiyecek iş oluyor. Güzel ya turların 55 falan iyi yani şu an. Ön taraftan 8, arka taraftan 3 saniye almışız. Öndeki rakipten 8 saniye almışız son tur. Ya bu tur, şu önceki tur hata yaptık galiba. Aha. 10 saniye falan da fark. Ama bu hala hata etmeye devam ediyor sanırım çünkü yakalıyorsun. Sen fokus abi, devam. Burada içeride kalmaya çalış. Paddle'ları görebiliyorsun değil mi içeride viraj içinde? Evet, gözüküyor. O paddle'lara kadar yaklaşıp dönebilirsin. Alıyoruz ya, sürekli zaman alıyoruz Porsche'da. Risk almadan yaklaşacağız işte. 12. takım bitti. Şeyleri yok gibi görünüyor ama. Acele etme, acele etme. Şimdi paddle'ları falan saldı gibi, zaten. Saldı gibi. Süper, çok iyi. Ve galiba yağmur yarış sonuna kadar devam. Ha yok, azalıyor. Azalarak gidecek. Ama önümüzdeki bir saat, bir buçuk saat daha full böyle devam. Trafik şimdilik bulunduğumuz yerde yok. Ama önümüzde olup kaza yapıp yavaşlayan, herkesin pit stratejisi bambaşka şu an. Yani pitlere girdikleri, çıktıkları turlar bambaşka. O yüzden önümüze düşecek birileri illaki olacaktır. Bilmem, ben kuruda sürdüm. Sonra bir de yağmurda da sürdüm. Ben 3 stint falan sürdüm herhalde. 2,5-3. Çünkü tam yakıtımız bitti. Pite girdik. O turun sonu yağmur başladı. İki tur kurularla gittik, sonra ya ıslak almak zorunda kaldık. Pis çabuk ıslandı çünkü. Normalde bu kadar çabuk ıslanmıyordu. Hop kayıyor. Orada biraz yani stratejik hata yapmış olduk ama bilemezdik yani pistin bu kadar çabuk ıslanacağını. Normalde kuru lastikler bir 10 tur falan gidiyor. Ama iki turda ıslandı pist. Yani belli virajlar inanılmaz ıslaktı. Kuru lastiklerle gitmek mümkün değildi. Evet, biraz kötü denk geldi yani maalesef. Dikkatli ol öndekine. Yol verdi sana, çok güzel. Atak yapabilir. Tamam, ona yol verdi. Atak yaptı. Ha, iyi yaptın, iyi yaptın. Çok güzel. Dönemedi. Slowdown aldı. Slowdown'a büyük ihtimalle. Yağmurun şiddeti azalıyor. Sarı bayrak. Tamam. Henüz rejoin yok. Bekliyor. Tamam, gördüm. Sıkıştı mı oraya? Yok. Ama gaza basıp çıkamıyor trafik çok. Gaza basınca da döndüremiyor arabayı. Yokuş yukarı kaldı.
44-45 atıyorlar. Arkandaki havuza gitti. Nereye gitti? Kum havuzundan şimdi çıktı. Park etti arabayı. Pite attı. Yakıtı mı bitti, ne yaptı bilmiyorum ki. Commodore Sports 1.8 saniye hızlıymış bizden bir önceki tur. Bazı virajlarda frenleyip önden kayarak arabanın dönmesini bekliyorsun ya. Önden kaymasını bekliyorsun. O virajlarda önden kaymaya başladığında freni bırakıp gaza biraz dokun. Kontrollü. Arabanın arkasını getir biraz. Zaten traction'la çık. Öyle zaman kazanıyorlar şu an. Deneyeceğim. Yani güvendiğim bir virajda dene. Çok abanmayacaksın gaza zaten. Birazcık gaz açıp hani arabanın arkasını getirsen çok az. Traction'a girince zaten duracak araba. Yani dönmesi bitecek. Senin de ihtiyacın olan rotasyon olmuş olacak. Hatta belki gaz açmaya devam bile edebilirsin alışırsan. Son tur 07 aldın Commodore Sports'tan. 30 saniye civarında tutuyoruz fark şu. Burası sakat sadece. Burada short shift yapabilirsin. Dönsün diye. Burası hep bildiğin gibi. Değişen bir şey yok burada. Aynen short shift kurtarıyor. Burada da değil mi yapabilirsin. Dönüyor mu? Aynen biraz işe yarıyor. Burada da işe yarar. Yani daha az fren yaparak dönebilirsin buraları artık. Bir tık koyu yağmur olacak bu tur. Hızlı geçecek gibi görünüyor. 30 saniyenin altına indi Commodore Sports. 28 saniye. Arkadaki takımdan da 0-4 hızlı tur attım bu tur. 46-0 attın. Çevremizdekilerin birçoğundan hızlısın şu an. Bas bas bas. Burası da artık çekiş alır. Evet daha iyi. Kartal git git. Geçeceğiz biz iki arabada git. Ben seni çağırırım 10. olunca. 10. olmadık daha, şimdi git. 10. olunca gel. Adam demiyor ki helal lan, tahminime yaklaşmışsınız demiyor da. İki araba daha geçemediniz mi diyor. Hep fırça, hep fırça. Git git yat uyu. Bizim yarıştaki ilk yağmur bu, evet. İlk ve son yağmur olacak zaten galiba. Giderek azalıyor artık yağmur. Yani azalacak önümüzdeki yarım saat içinde. Frenleme sırasında yine önden kayan virajlar için bir tavsiyede daha bulunabilirim. Çok geç vites düşebilirsin sonuncusunu. Atıyorum 3'ten 2'ye. O zaman arkası bir tık geliyor arabanın. Ama dikkatli ol. Olur, denerim. Yani birden geliyor çünkü. Hani çok direksiyon açım varken yapma. Evet. Anladım. Hani frende de rotasyon kazanabilirsin. Son tur 2.2 saniye kazandık önden ama önde... Evet doğru, 2.2 saniye kazanmışız. Fark 20 saniye. Bir stintte 50 saniyeden 20'ye indirdim fark. Tabi onlara da çok hata yaptı da. Yapmasalardı. Yağmur şu an devam ediyor. Ama artık parçalı yağmur gelmeye başlayacak. Yağacak duracak, yağacak duracak. Genel radara baktığımda parçalı yağmurlu. Boşluklar var aralarda. Pist kurumayacak ama pist iyileşecek yavaş yavaş. Commodore Sports daha girmemiş pite bu arada. Devam ediyorlar. Fark 18 saniyeye indi. Bu tur yaklaşık 2 saniye aldık. 44 ile dönüyorsun. Şu an 44 dönen az pilot görüyorum. Bu tur geliyorum. Evet, box listep. Burada kesiliyor yağmur. Ama gelecek. Sen pitten çıktığında yine full yağmur olacak büyük ihtimalle. Full yakıt, wet lastik, devam. Commodore Sports da şimdi pite girdi. Aynı tur pite girdik onlarla. Pilot değişecekler mi acaba? Daniel var. Buradaki paddle çok etkili mi bilmiyorum ama azalıyor olabilir. Resmen güneş var şu an. Ama sen pitten çıktığında başlayacak yağmur. Aynen şu an pistin neredeyse tamamına yağmur yağmak üzere. Buraya da birazdan gelecek. Commodore Sports pilot değişmedi. Daniel'le devam ediyorlar. Sen ondan hızlısın yağmurda. Hadi. Şimdi doldu. Pardon. Ben de bir an dondu da yakıt şeyi doldu zannettim. Yok yok. Commodore Sports'a gidince ondan böyle bir hadi oğlum gidiyorlar. Gelen yok. Hah, Kartal. Kartal'ı çağırın. Kartal gelsin. Ben buranın klibini alayım da. Kartal Bey, biz 10. olduk. Düzlük hızına problem yaşıyor muyuz? Yağmurda düzlük hızına hiç dikkat etmedik ama kurudayken
şöyle bir şey yaşadık. Bir ara 20 kilometre hızda karşıdan rüzgar esiyordu Camel Strait'te. Camel'da giderken aksi istikamette 20 kilometre 23 kilometre hızda rüzgar vardı. Öyle düzlük hızı problemi yaşadık. Gece pist soğukken 18-19 derecelerdeyken o birazcık düzlük hızımızı etkiledi. O rüzgardan olabilir, ona bir bakın. Bir de pistin yükseklik farklılıklarından kaynaklı rüzgar, atıyorum Camel'da çok etki ederken arka düzlükte mesela etki etmiyor o kadar. Takmayın ya o işi kafanıza. Hop. Aynen böyle ufak slide'larla devam. Bundan sonra pist birazcık iyileşti çünkü. Ufak ufak gitmeye başladı gibi. Ha, arkalarına bir şey oldu. Evet evet, tam onu diyecektim, dikkatini dağıtmayayım dedim. Bayağı hızlı geliyordu. Büyük ihtimalle bir yerde fazla zorladı. Spin falan attı herhalde. Bayağı yakındı çünkü. 2 saniye falan kapatıyordu tur başını. Hop. Aa, o da gitti. Hop vurdu. İşte hızlı gidenler böyle oluyor. Aynen devam abi, biz pace'imiz gayet yerinde. Pist üstü kontrolümüz yerinde. Ona bir şey slowdown falan mı aldı? Olabilir, bir şey oldu ona ama slowdown almış olabilir. Bakayım mı? Olur. Yok, orucu da çok kaymış. Ölmemiş, tutmuş. Ben şey yapıyordum, viraj içinde arkası dönsün istediğim yerde gaza böyle biraz bas çek yaparak, zaten traction olduğu için hani nerede tutuyor ona bakıyordum. Anladın mı? Arkayı hafif hafif küçük küçük kaydettiriyordum böyle. Ama küçük küçük işte yani. Yani senin ayağında olacak o. Önden kayınca hafif bas bir bak yani nereden dönüyor araba. Aynen bak. Bizim Burak da aynı şeyi söylüyor. Korkunca süre kaybediliyor. Hafif gaz vermek gerekiyor virajda diyor. Boyalı yer ve körbe çıkmadığın sürece o gazla arkayı istediğin gibi oynatabilirsin. Tatlı tutuyor yolu yani. Aynen buranın kaymasını kullanıyorum böyle. Yani şu an bilerek yapmadım büyük ihtimalle ama. Evet, bilerek yapmadım. Heh, ama o sana zaman kazandırıyor aslında. 4.3 kazandık. İlk sektördeki spiniyle 3 saniye kendi kaybetmişti. Her türlü yine 1 saniye hızlısın ondan. Fark 10 saniyeye düştü bu arada. Orucu yine dönemedi. 9. takım pitte. Bayağı kırmıştır arabayı. Önümüzde miydi onlar? Evet, kırmışlar. Bir sıra aldık. Pitten çıkan var. Gördüm. İçeriden. O tutunamayacak. Acele etme. Buradan iyi çıkmaya bak, acele etme. İçeriden göster kendini. Kendi öz. Erken fren. Oh. Çok iyi. Dikkat et sağında. 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 Tamam. Helal. Dikkat et. Saçmalık yapabilir. Yapmadı. Evet, ön taraftan 2 saniye yakın. Sanırım bu tur 1.7 aldık. 6.6 saniye kaldı. 6.5 kaldı. Onlara bakıyorum. Salak gibi çıkıyor ve kayıyor hala. Kuru zemin gibi çıkmaya çalışıyor. Burada içeride kalıyor. Kayıyor arabasının arkası. Sana her tur orada 1 saniye bırakıyor. Kaymasından dolayı. Gördüğün gibi yine bir yağmur var, bir yok buralar. Ha, şu an geliyor. Bir iki tur yine full yağmur olacak, sonra duracak. Yeşil yağmur mu? Evet, yeşil, koyu yeşil. Ya yani normal yeşille koyu yeşil karışık. Öndeki kolay yol veriyor, onu dert etme. Tek süren değil miydi bu? Tek süren, haha. Büyük ihtimalle Camel Strait'te yol verir sana. Biraz yavaşlattı. Evet, yapacak bir şey yok. Çekti gazını. Sen de clear. Ön taraf 3 saniyenin altında. Panik yok. Bir buraya, bir de bir sonraki S'lere erken fren. O kadar. Bir sonraki S'lerde yağmur yok şu an. Short shift. Çörplülük biraz kullanabilirsin. Şu 3 yaparsın. Ama yine de dikkatli gaz.
Aynen, kayacak araba, izin ver kaymasına. Ama sen kontrol edeceksin tabi. Aynen. Çok kaydım buradan. Sıkıntı yok. Güzel, devam. Zaten Commodore Sports'a burada çok bir saniyenin altında yaklaşırsan riskli, çünkü adam orucu dönemiyor. Bir saniye kaybediyor sana. Her tur istisnasız. O yüzden güzel bir fark var şu an. Sen yine de orucuda aşırı dikkatli ol, çünkü o kayacak, ben onu izliyorum şu an. Çok yavaşlayarak girdi. Yine kuru zeminde çıktı, kaydı, fren yaptı. Yardım. Yiyoruz şu an onu. Düzün sonuna geçmiş olacaksın. İç çizgiyi al bence. Oh no. Okay. Aldın. Clear. Dikkat et, freni geç yaptı. Çok güzel. Eline sağlık. Önüne odaklan abi, arkayı düşünme. Puan'a bir tık daha dıştan içe girmeye çalış. Çok içeriden giriyorsun, körbe doğru uzuyorsun. Commodore Sports'tan kurtulduk. 1.3 saniye fark. Yağmur lastikleri kuru zeminde kayıyor mu? Kayıyor, çok kayıyor hem de. Short shift 3 yapıp burada sol körpleri dikkatlice kullanabilirsin. Yeşil boyaya kadar. Öndekine çok dikkat et. Oraya çıkma tabii. İç çizgi kayıyor. Burada da aynı şekilde short shift 3 ile sağ köprüleri dikkatlice kullanabilirsin. Yol veriyor Mustang. Dikkat et, kayıyor şu an. Hı. Selektör at. Attım. Acıma. Buradan iyi çıkmaya bak. Sağ taraf paddle'lı ama boyalara dikkat et. Paddle'lar var içeride, dikkat et. Süper. Tamam, gaz çekti o zaten. Arkayı öldürecekti. Arkada trafik yaptı o Porsche. Her türlü bizim işimize yarıyor. Güzel idare ettin abi, eline sağlık. Yapacak bir şey yok, adam trafikti yani. Yağmur bayağı bir duracak. Önümüzdeki süreçte bir 15-20 dakika içinde. Sonra çok parça parça yağmur olacak. Pist bundan sonra ıslanmaz. Sürdüğün yerler, lastikleyen yerler ufak ufak kurumaya başlayacak. Burada şu an mesela en sol taraf, virajın ortası bayağı kuru gibi. Orada bayağı iyi çekiş alırsın. Daha erken gaza oturma. Evet, daha erken gaza oturmaya çalışabilirsin. Yani tam gaz olmasa da biraz daha fazla gaz açabilirsin gibi görüyorum ıslak bir yanı. Buralardaki frenler aynı, çünkü buralar hala çok kaygan olacak. Buralar uzun süre hep böyle kaygan kalacak. Burası kuruyana kadar hep aynı. Sol dış yağmur çizgisi. Burası short shift 3. Aynen böyle kayacak biraz. İşte onu anladığın an çekiş almaya başlayacaksın. Burada bir tık dışarıda kal. Tamam, sıkıntı yok. O yüzden kayıyorsun. Erken içe giriyorsun. Bir tık daha dışta kal. Ya, unuttum dışarıda kalmayı. Okey, sıkıntı yok. Burada da her zamanki bir tık erken falan içeride kal. Her tur hatırlatabilir mi istiyorsan? Önde kaza var. Ne oldu orada? Dikkatli gördüm. Geç. Çok güzel. Tamam. Burada bekleyeceğin trafiği, yapacak bir şey yok. Spin atabilir, dikkatli ol. Bunlar baya kötü pilotlar. At selektörü, fırsatını bulunca geç. Orucu falan nasıl döndüklerini bilmiyoruz bu heriflerin çünkü. Temkinli ol ama arkandaki de geliyor, bilmiyorum. Kuru çizgide falan gidiyor önündeki yani, dikkat et abi. Evet, solundan geç. Keşke gaz çekse ama çekmiyor. Hala çekmiyor.
Buranın çıkışı short shift 3. Kullan körpleri biraz. Dikkatli. Puan'a girerken late turn'in sağda kal. Arkadakinden kurtulduk. Yes. Burası bildiğin gibi çıkışı. Yağmur şu an komple duruyor pist üstünde. Yarısında yok. İlk virajda var sadece. Aynen, yağmur burada son artık. Bir süre yağmur olmayacak. Bir süre değil, bayağı bir süre yağmur olmayacak. Abi 8'e çıkmışız pitlerden mi? Evet, çıkmıştık zaten. Sen bir tanesini pist üstüne geçtin. Daha yeni fark ettim. Aynı pace ben de çıkarırım Kartal'ya. Zaten adama ne yapacağını ben söylüyorum. Pistindir. Yorulduysa alırım, yorulmadıysa devam edebilir. Nasıl istiyorsan. Alırsın abi. Al diyor bak. 8 tur var, tamam. Yağmur yorucu çünkü, anlıyorum. Bir de pist bundan sonra kurumaya başlayacak. Puan'a girerken dışarıda dış çizgiyi kullanmayı unutma. Yine az daha unutuyordum. Sıkıntı yok, her tur hatırlatırım sana, hiç sorun değil. Yani sen rahatsız olma yeter. Buraya biraz daha yumuşak fren taşı. Kayıyorsun hep. Aynen böyle bir tık daha yumuşak yani. Güzel. Onun çıkışında da short shift 3 deneyebilirsin. Bir tık daha rahat dönebilir. Short shift 3. Puan'a girerken sağda dışı çizgiyi kullanmayı unutma. Box. Geliyorum. Allah ellerine sağlık. Kafanı sağ şişirdiysem kusura bakma ama yok, yok. İşe yaramıştır umarım yani. Ay, yarası tabi. Ay, inmeyi unuttum. İn. İndim abi. Adam arabadan inmiyor ya. Gelen giden yok galiba. İki tane var da sağdan devam et. Biraz mesafe var. Gaz çektim rahat geçsin diye. Arkadaki ne yapıyor? O geç fren yaptı, dönemedi. Abi ben TC'yi bir tık kısmıştım. Aa, ben 9'u açtım tekrar. Neci ya, bu kaç atıyor bu? Selektör falan atıyor. 43, 44 o civarda dönüyor. Abi sal. Salacağım, salacağım. Vuruyor da az kalsın. Evet, bayağı yakın. Dry mı gidiyor bunlar? Görebiliyor musun? Bende wet gözüküyor ama kapsa doğru olmuyor her zaman. Okey. Abi oyun bir dondu. Ölme, önümde ölme. Git başka yerde öl. Yağmur yok değil mi? Bakayım. Evet. Bir 5-10 tur yok gibi gözüküyor. Geçişimi gördün mü? Yok. Lan nereye? Orucudan. Oruç. Geri sana bak be. Bakayım. Aa, evet. Orada mesafe kısaldığı için zaman kazanılıyor. Yani yolu kısalttığım için. Gazda mı çıktın peki orada? Aha, çok az. Körbün üstündeyken gaza basmıyorum bile. Ha, bu yağmur yani. Sıkıntı yok. Buranın freni neredeyse yok denecek kadar az şu an. Radarda gözükmeyecek bu. Turkuazlar vardı, ne oldu onlara? Onlar daha ileride gözüküyor. Ama %21 yağmaya devir. Okay. Çok küçük bir var. Yani pist kuruya geçilecek hıza geldiği anda bundan sonra kuru yağmur yağmaz daha. Bu arada bayağı kurumuş görünüyor pist ama
Yani kuru çizgi oluşmuş görünüyor ama emin değilim. Şu an hala aşağı mavi bulut yaklaşıyor. Şu an yağmur var zaten bulunduğum yerde. Evet, şu an var. Şu an radarda burada gözükmüyor ama. Yani çok light train yani bu böyle. Yani bu birkaç durağı duracak zaten. Sarı. Bakıyorum sağda yatıyor. Sağda region yatıyor, gördüm. Gördüm, gördüm. Rakip bile değilmiş. Ya bunlar altıncı. Aa, bizden bir tur öndü ama kırmadılar ki arabayı. Evet, sadece spin attı. Çok içeri yaklaşmış virajda. Dry gibi mi dönmüş? Evet. Evet, solda gördüm. Oh. Lastik yaka kalktı. Gaza basıyordu arabanın her yeri oynuyordu, korktum. Aynı tura düşmedik onlarla hala değil mi? Şu an aynı turdayız. Arkamızdalar. Ama fiziksel olarak arkamızdalar. Okay. Ne? Abi bir tane gelen var. Üç tane de iki kişi geliyor. Şu an geri alabilirsin. Temiz şu an, temiz temiz. Şey. Yavaşça çıkabilirsin sağdan. Sıkıntı yok. Sıra kaybetmedik. 8. yaklaştı bayağı. Okey. Ah. Arkadakinden hızlısın zaten. Yani her driver'a geçenler olup ilk turlarını attıktan sonra biz de geçeceğiz. Bir tane daha pit var bakayım. Yok şu an erken. 36-35 atıp sonra yavaşlaması lazım turların. O zaman dry. Zaten pist üstünden de az çok belli olur ya. Almadım sınavdan. Gördüm, gördüm. Ne yapıyor? Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. Manyağa bak ya! Gaz çektim. Arkadakinde bir şey olmuş, bu arada fark yine 10 saniye çıktı. Öndekiyle mi? Arkadakiyle. Arkayı boş ver. Ben 8'liyle. Spin atmış son viraj. Durdu yağmur galiba. Evet, şu an itibaren durdu. Bir daha da gözükmüyor. Okey. Kaçıncı turdayız? 8 tur var. 8 tur var. Ben biraz daha save'li gidip 9'a uzatır mıyım, ona bakacağım. Belki direkt evet, kurbara geçeriz. Evet, böyle yapabilirsek çok iyi olur. Ya, her halükarda üstün sonu kuruya geçmek zorunda kalacağız bence. Ama uzatabilirsek iyi. Uzatamazsak da kuruyla çıkıp hayatta kalmaya çalışacağız. Herkes geçecek, ben sana söyleyeyim. Bayağı çizgi kuruyor şu an. Bir bakayım kaç yakman gerekiyor. 76 yakıyorum şu an. 3.5. Yakmamam gerekiyor yani. Evet. Anlıyorum. Kendini fazla zorlama ya. Atakan zaten pitte ıslaklarla çıkmak. Az duyuyorum. Kendini çok zorlama, pitte ıslaklarla çıkmak zorundasın. Burada kuruyla çıkamazsın daha. Zamanlar çok şey. Yani 5 tura kadar. 4 tur da yeter aslında. İkinciye baksana. Evolve olur gibi. Çünkü ıslanırken de 2 turda ıslandı. Normalde 10 tur sürüyordu. İkinci devet var. Şimdi güneş de çıkacak. Hava da açıyor. Tamam, pis kurumaz öyle kolay kolay. Çünkü ara ara halen yağmur ya, yağış var.
Yok, şu anda itibaren gözükmüyor hiç. Yağış yok ya, yağış bitti. Yağış yok gözüküyor abi şu anda da bu pist daha kurumaz. Bu pistin daha kuruması için en az yarım stint ihtiyacı var bu arada, ben size söyleyeyim. Okay. O yüzden hiç zorlama, normal git. Çünkü adam senden 3-3 ya 2-3 saniye daha hızlı gidiyor tur başına aynı lastiklerle, çok zaman kaybediyorsun. Tamam, okey. Save yapmadan düz gidiyorum o zaman. Yani save yapmadan düz git, yapabileceğin senin en güzel şey tur zamanı. Depoyu doldurup lastikleri değiştirmeden aynı şekilde devam. Okey. Kuruyana kadar. Aynen. Sonunda da kuru olsun. Puş. Okey. Çünkü save yaparken çok süre kaybediyorum. Önündeki herkesten hızlısın. Okey. Lastik yakıtı ayarlandı mı? Lastikler off. Okey. Lastikler off mu? Kaldırıyorum tiplerini o zaman. Ha bir dakika, lastik değiştirdim. Tabii canım, ne kadar aşınmış ki son ametler? 77-79. Değişsin o zaman, tamam. Çünkü pist kuruyor, daha çok aşınacak. Demin kart alalım demişti sanki de. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Lastik almanız, sadece yakıt alıp devam edin demedi mi? Bence lastik almanız, sadece yakıt alıp. Tamam, o zaman öyle işte. Ne kadar yakıt koyalım? Yakıt da full bile almadan çıkabiliriz bence, yarım defa bile yeter. Full al, çünkü şöyle full al. Çünkü bir dahaki pit stop da ona göre az alırsın. Okay. Yani hiçbir şey değişmiyor. Anladım, mantıklı. Okay, lastikleri peki kapattım o zaman. Aşınmış lastikler kuruyan pistte daha az ısınır. Şeyleri daha az olduğu için. Olukları az olduğu için. Anladım sizi. Olukları daha az olduğu için. Okey. Mantıklı. Kuru çizgi bayağı bir çıkmaya başladı ama sprey çıkıyor hala buralarda. Otur sonu box. Yok bir şey. Okey, güzel. Box. Aha. %69 sol arka. %77 solan, %72 sağ arka, %81 sağ. Okey. Niye bana selektör atıyor? Hızlıyım demeye çalışıyor sanırım. Deposu boşsa. Aha bir de gittiler. Bu ne yapıyor? Gidemiyor galiba bu. Kuru mu almış bu? Dry'a geçen yok. Drive turu yemiş lider. Okey. İlk viraj bayağı ıslak öyle. Onu izle istiyorsan, nereleri dönemiyor. Nerelerin ıslak olduğunu daha iyi anlarsın arkandaki. Kuru lastikli olan. Ben bayağı orucudan neredeyse tam gaz çıktım şu an. Arka lastikler 190'a çıktı. Basıncı. Arka lastikleri korumak için bir yasa öne alacağız galiba artık. Puhum da artık dörtlü dönülüyor. O zaman bu esler de üçlü dönülür artık. Aynen dönülüyor. Çok az traction'a girdi. Burası da üçlü dönülür o zaman. Aynen. Bayağı kuru çizgi gibi dönebiliyorum şu an. Bastaklı tutuyor araba. Arkamdaki neci? Ha, tek başına yarışıyor lan bu herif. Evet. Sprey çıkmıyor arabada. Burası 2 hala. 3'le dönüyorum diye baktım. Mümkün değil.
Dry'da hızlanmaya başladı. Gireyim mi? Bir tur daha at abi. Dry mı beni geçen? Evet. Kuru da kayıyor işte ıslak lastikler. Bu da geçecek seni. Salacağım. Gel abi ya bir de. Değil mi? Aynen gel bir de. Çok kaybedeceğiz böyle. Sana bırakırken sadece pit limitörünü açık bırakacağım. Şey kapalı bırakacağım. Ama okay. ABS'yi kendin ayarla TC'yi falan. Abi. Lastikleri dry'a çek. Meyi unutma. Çektim. Ha tamam. Hazır her şey. Okey. Bayağı gidiyor ya dry'lar artık. Gidiyor. Zaten en büyük problem bus stop'tı. Oha dönmüyor. Burası ıslak kayıyor. Evet. Pit limitör kapalı. İndim. Enine sağlık abi. Sağ ol. Pit çıkışı aşırı dikkat et. Buralar ıslak hala. Beyaz çizgilere falan dikkat. 3 saniye. 2 saniye. ...1.3 Core Motorsports geliyor. Daha solda kal ıslak orası. Adam geliyor ya. Gelsin. Yapacak bir şey yok. Duramazsın. Çorplar ıslak. Paddle var içeride. Hala çok az sprey çıkıyor. En iç kısım biraz ıslak. Buranın çıkış körbünü biraz kullanabiliyorsun. Şey, short shift yaparsan daha rahat olur. Buranın iç kısmı ıslak. Buranın iç kısmı ıslak. Yani sen göremiyorsun diye söylüyorum bunları. Buranın da içi ıslak. Buranın da içi ıslak ama dış körbü kullanabiliyorsun. Ben kullanıyordum. Yeşillere kadar. Sadece dikkatli gaz olacak. Aynen. Süper. Arkaya fark bile attım. Beyaz çizgilere basma burada çıkarken. Buranın dışı ıslak. Aynen. Burada da tek bir çizgi kuru. Aynen doğru çizgi. Tek çizgi kuru. Aynen. Körbü falan kesebiliyorsun. Bitti gitti bu. Ha las olsa da bakalım istiyorsan. Ha burayı bilmiyorum. Burasının çıkışı belki ıslak olabilir. Burası bir tık ıslak abi. Kurumayan tek yer burası. Kuru burası da. Kuru mu? Hey, okey. O zaman kurumuş. Okey. Ben konuşmuyorum. Yok yok sorun yok. Porsche normal pitinde mi? Bakayım. Değil. Ne olmuş bunlara? Normal pitinde ya. Gaza maza basıyor. Niye böyle asinkron demiş? Aa ön tamponu tamir edildi falan. Erken girdi erken kitle de. Hasar tam uzun önde. Hasarları var uzun kalıyorlar. Bir de pitte dönerken de duvara çarpmış dönememiş. Bu çıkan Porsche değil mi? Galiba evet. İleri sardırıyorum şu an. Okay. Evet. Ama hasarlarının tamamını yaptırdılar galiba. Arabada yamuk yok. Nasıl? Ekstra bir pit yaptılar hem de.
Ekstradan 20 saniye kal. Yani 2 dakika kaza bak bundan. Ola lan. Ola lan. Hop öldüler. Dikkat et fren birazcık. Evet. Tamam. Devam. 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 Çok güzel. Smash bastı. Porsche smash bastı. Porsche smash bastı. Ben bunu geri alır izlerim ya. O BMW'ye bir şey olmadı değil mi? Aa bir şey diyeceğim. Porsche kendi kendine ölmüş ki. Atakan WhatsApp'a bakman isteniyor sende. BMW'ye bakıyorum. BMW'ye bir şey olmaz olur mu? Oldu. Kırıldı sol arka tekerleği. Dördüncü sırada bunlar. Devam ediyorlar. Ha düzelmiş. Kapısı yamuk ama. Bayağı bir yamuldu araba. Bence lastiği de kırılmıştır da. Hadi hayırlısı. Amin. Bak bakalım pace'ine. Düzlükte yavaş. Bayağı vurdu ya. Onlar pitte her türlü tamir için kaldıkları an bize yazar. Oo bayağı gitmiş bu adam. Evet, bir tur box bile yapabilir. Girmediler pit'e. No, tamam piste kalmaya devam etsin daha iyi. Okeyim ben. Tabii canım daha çok zaman kaybedecek. Hop ıslak orası Osman. Islak. Kayar. Evet, fark ettim abi. Kaydım. Aa kaydın mı? Yerler kayıyor. Sürat hala pit'te. Gidip bakayım ben mi? Hareket etmiyorlar galiba. Yok pit'te yatıyorlar. Demeyici almaya çalışacaklar. Büyük ihtimalle demeyici alacaklar. Kaportaları bayağı iyi. Demeyici aldılar oğlum. Repair alacaklar. He, repair evet doğru. Doğru demeyicileri zaten var yeteri kadar. Daha fazlasını almasınlar. Yazık adamlara. Vallahi doğru. Benim bir lastik deneme tikli değilse bir tikli var onlara. Üç durum kaldı çünkü. Açık mı kalsın kapalı mı anlamadım. Değişsin değişmesin mi? Değişecek lastik. Tamam bakıyorum ben de o iş. Açık. Full servis alacaksın. Okey. Full depo artı full lastik. Ön cam temizlenecek. Hepsi hazır seni bekliyor. BMW hareket etmiş bu arada ama geçiyoruz şu an. Şimdi çıktı limitörden. Geçtik. 6 şu an olduk. 3 saniye, 4 saniye arkamızda kaldı. Bakayım, gece repair. Düzlükte gitmeyen almışlar. Araba şu an canavar gibi gidiyor. Evet, repair'in tamamını almışlar. Bu sefer gerçekten geçtik 117'yi. Evet, 117'yi bu sefer gerçekten geçtik. Nasıl geçtik? Şimdi biz pit yapacağız, yine geçileceğiz. Aynı turda olacağız ama. Aynı turda ama bir pit stop kadar uzağında olacağız. O da yarım tur. Şu kafi. Onu kapatırız. Evet Osman Box. Abi pit'e giriş sesi her araç için var mı? Yani o zaten var. Bir sensör var orada. Her araba girdiğinde o ses çıkıyor. İçerideki insanları uyarmak için gerçek hayatta da var bu. Bu arada 7. 8. pitte onları geçiyoruz. 7. sıraya oturuyoruz. Şimdi önümüzdekiyle 1 dakika 21 saniye farkımız var. Aynı turdayız. 3 saat 50 dakika var. Osman sen hakikaten finish'e kadar süreceğim mi arada? Dinlenmek istiyorsan söyle alırım. Yo sürerim. Ay tamam. Liberty Esport Porsche 2. sırada. 2. takım Liberty Esport. Baktım. Neyine bakayım? Nesi var o takımın? Önü yamuk. Önü düzleşmiş Porsche'nin. Artık Porsche'den çok Beetle'a benziyor arabanın önü. Çünkü 2.1, 3.1, 2.0. Şu anda son turu 21.6. Bakayım ne zamandır buralarda dönüyor. Bayağıdır. Tamiri alamamış, bitirememişler. Bayağıdır böyle dönüyorlar dediğin gibi. Bir şey diyeceğim, bu arabanın sadece önü değil arkası da yamuk. Sağ arkası da yamuk.
ayrı dinamik olarak bitmiş. Sağ kapısı da yamuk, altı falan. Tabanı da kırık bu arabanın. Oo, sol tarafta da taban kırık. Bu araba düz gittiğine dua etsin. O da düz gidiyorsa bilmiyorum. Gidiyor da. Nasıl gidiyor işte belli yani tur zamanlarından. İşte bu Allah'a emanet gidiyor. Evet, bu bir tık Allah'a emanet olabilir, evet. Bu biraz inançlı. Ne diyor? Tıkanım sürmek için yavrum bekliyor. Yo, ben sürdüm bitti. Ben şu andan itibaren ancak yedek pilotum. Osman'a interneti kopar, elektriği gider, bir şey olur. O zaman arabayı devralacak şekilde hazır ve nazır bekliyorum burada. Onun haricinde daha 3,5 saat daha sürmek istiyor kendileri. Yarıştan sonra da böyle... Aha, tıkaç spin attı. Helal. Yok, gördüm ya, sıkıntı yok. İyi, uğraştırmadı beni. Evet evet, çok vakit kaybımız işte. Olmadı. Sanırım böyle daha az vakit kaybettik hatta. Çünkü savaşıyor bir de gelen level'e geçmeye çalışanla. Tekrar yatıp kalksam ikinci olur mu? O vallahi olabilir. İkincilik mi senin şimdi bir sonraki beklentin bizde? Yağmur yağarsa yok, oluruz bu bak, arada. Gece siz yatarken hatta bir tane ben yabancı arkadaş... Yabancı arkadaş geldi chat'e. Ha, İtalyan. Ben ta o zaman, ben bilmiyorum kim nedir nerelidir. Ben hepsini duydum ben ya. Ben ta o zaman dedim ki hedefimiz top 5 dedim. Hı-hı. Ha, o zamandan dedim. İşte 5'e gireriz, yağmur yağarsa gireriz. %1 yağmurdan korkan Osman yapmışlar. Koskoca 5K pilot yağmurdan kaçıyor. Lan bilgisayarı yetmiyor adamın ondan, yoksa. Bilgisayar bayılıyor. Korktuğundan değil, adam görmüyor neresi ıslak neresi kuru. Biraz kalabalık bir trafik geliyor arkandan şu an. Neyse ki fark ettiler seni. 8. çok yakın. Atak yapabilir, hızlı geliyor. Ah, Core Motorsport. Daniel Cruz atak yaptı. Savunda. Islak da gidemeyecek. 87'de girmişler bunlar. Pite. 13, 23, 24 tur fark var. Biraz bu, yani birkaç tura pite girecek onlar. Boş depo olduğu için gidiyorlar. Yellow'da bir şey yok, devam. O öndeki grup ne öyle ya? 18, 24, 20, 11. Kimsenin kimseyle işi yok. Herkes birbirini darlıyor ama. Yalnız orada bir olay çıkabilir ha. Ferrari pistten gitmedi. Garip garip bir şeyler yaptı. 2 ya da 3 tura boksa girecek derken girdi bile. 24 tur atabiliyorlar bir depoyla bunlar. Kaç takım yarışıyor onu çözemedim ben. 24'e kadar görüyorum şu an. 49 takımdan galiba 24'ü yarışıyor. Onu şeyden görebiliyor muyum ben? Result'ta mı görüyorum? Aynen, mesela şöyle 80 tur geride olanlar falan yarışmıyor artık herhalde. German Sim Racing falan. Bakayım, yok. Bu da yok. Bu var. 24 takım bir devam ediyor. Benim daha araba sürüşüm yok. Yağmur yağarsa araba ben süreceğim. Bir de Osman'ın hani ya, hani Allah göstermesin, internetine bilgisayarına bir aksilik olursa yedek pilotum ben şu an. Benim sürüşüm ancak o zaman var. O zamana kadar benim sürüşüm yok. Bakayım yağmur yüzdesi kaç olmuş? Oo, birçoğunuzun bir şey diyeceğim bu arada. Formula 1'de önceden T car vardı. Bir şey diyeceğim. Artık T car görebilir. 10 dakika sonra %19, 22, 18, 15, 12, 10, 10. Sen ne hazırlan oldu? Bence. Diyorsun. Ya şu anda 1 dakika içinde, hatta şu an itibariyle, hey tamam bak. Bütün o %60'lık yağmur dilimlerinin falan hepsi gitti. %0 oldu. 15 dakika sonra da %7 diyor. O bize doğru gelen yağmur bulutları tahmini, rüzgar yön değiştirdi, bir şey yaptı. Hepsi iptal oldu. Kuru devam. Osman devam. Ya bir daha rüzgar yön değiştirirse? Hayırlısı, ben takip ediyorum. Abi F1'de motor nasıl soğuyor? Fan yok. Google sorusu abi. Bana değil, Google'a sor. Ben de bilmiyorum. Dikkat et, rejoin var Porsche. Oo, bayağı kırık o. İkinci. O attı. Hoppa, ne olmuş ona? Hemen gidip bakıyorum. Bunlar zaten kırıktı. Tamam, artık fişini çektiler. Önü yoktu bu arabanın.
Adam Porsche'yi Volkswagen Beetle'a çevirmişti. Her yeri de yamuktu. Duvara içeriden vurmuş. Sağ arka tekerleğini kırmış. İlk virajı dönerken duvara içeriden vurmuş. Sağ arka tekerleği kırık. Direksiyon düz tutamıyor. Mort. Bunlar bize geçilir. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ödül vesaire var mı? Ödül olayını hızlıca şöyle özetlemeye çalışayım arkadaşlar. Şu an yarıştığımız yarışta iRacing bünyesinde 1100'ün üzerinde takım katılım gösterdi. Her takımda en az 2 pilot olma zorunluluğu var. Ama 2 pilot yarışan sayısı çok az oluyor genelde. 5 pilot, 6 pilot yarışan da oluyor 24 saat olduğu için. Ama ortalamasını 3'ten bile hesaplasanız şu anda 3300 insan yarışıyor. Tabii hepsi devam etmiyordur büyük ihtimalle ama bizim başladığımız saatte 15 seansında yaklaşık o kadar bir katılım vardı. Doğal olarak Elo'ya göre, yani sahip olduğumuz puanların ortalamasına göre bizi odalara böldüğü için online yarış sistemi. Her odada 49 takım var. O yüzden sadece en yüksek puana sahip olanların, yani birinci odadakilerin ilk üçüne ödül var. Ama onun dışında diğer odalarda da ilk 3 gelenlere iRacing sertifika veriyor. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük sertifikası veriyor. iRacing zaten kariyeriniz boyunca iRacing'de yaptığınız bütün yarışlarda alacağınız her ilk 3 pozisyonuna yine sertifika veriyor. İlk 3'te hangi pozisyonda bitirirseniz bitirin, onun bir sertifikasını veriyor. Bu sertifikalar gerçek hayatta da Sim Racing'den gerçek yarış kariyerine geçmek isteyenler için de referans olarak gösterilebiliyor. Ama birinci odada yarışanlara aynı zamanda para ödülü de var. Hani ne kadar para ödülü onu hatırlamıyorum. Google'la bir sormak lazım. O seviyeye gelmediğimiz için ben de merak edip araştırmadım, açık konuşmak gerekirse. Biz kaç kişiyiz? Biz şu anda bu arabayı 4 pilot kayıt olduk. Bir de sabahtan beri sohbette bizi yalnız bırakmayan yarış mühendisimiz sevgili Kartal var. O da 2 haftadır antrenmanlarımız boyunca arabanın işte setup dediğimiz süspansiyonundan tutun da bütün ayarlarını yapmamıza yardımcı olan arkadaşımız. Aynı zamanda yarıştaki işte yakıt alırken, lastik değiştirirken vesaire veya tur sürelerimizi bazen idare etmemiz gerekiyor, daha hızlanmamız gerekiyor, bazen yakıtı saklamamız gerekiyor gibi stratejik durumlara müdahale eden arkadaşımız. O yüzden yarış mühendisi diye geçiyor. Discord'da da Başarılar diye bir kanalımız var. Bu zamana kadar katıldığımız iRacing'deki yarışlar içerisinde takımca elde ettiğimiz başarıları da orada merak ediyorsanız görebilirsiniz. İşte birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler, böyle bu tarz 24 saat, 12 saat, 6 saat gibi çeşitli dayanıklılık yarışlarında takımca aldığımız başarılara oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten de 5. sıraya kadar yükseldik bu arada. Bu tur pit'e girdiğimizde arkamızdaki takıma geçileceğiz sadece. 34 saniye arkamızda onlar. Yarışın son 2 saat içerisindeyiz artık. Kalan süreçte Benso takımını yakalayıp geçebilecek miyiz bakalım. Yağmur yağdı mı hiç? Yağdı. Uzun sürede yağdı. Gece yağdı ve çok yağmur yağdı. Hatta ben ilk kez extremely wet uyarısını gördüm. Pist hakikaten aşırı ıslak bir durum oluştu. Yağmurda da sorunsuz sürüş yaptık gibi bir şey yani. Sadece ben bir kere bir yaklaşık 20 saniye mal olan bir spin attım ama bir yere çarpmadım arabayı. Sıra da kaybetmedik o spinde. Sadece arkadaki ile ara kapandı. Arkamıza yaklaştı ama benim hızım iyiydi yağmurda. O yüzden tekrar arayı açtım. Sürmeye devam ettim. Pist kuruyana kadar da uzun bir süre ben sürdüm. Evet, pistin hala kurumayan bölgeleri var. Viraj içlerinde falan hala küçük havuzcuklar, su birikintileri var gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yapmak nasıl aklınıza geldi ya da hikayeniz ne? Yani bu böyle bir şey yapmak bizim aklımıza gelmedi. Bu var olan bir şeydi. Ben zaten yıllardır motor sporlarının farklı farklı yerlerinde bir şekilde bulunmaya çalışıyordum. Gerçek hayatta yapmak çok pahalı. Kendi imkanlarımca yıllarca uzaktan kumandalı arabalarla ilgilenerek motor sporu merakımı, hobimi gidermeye çalıştım. Daha sonra işte direksiyon alıp Need for Speed'den tut da işte Formula 1'e kadar ne kadar oyun varsa hemen hemen hepsinde elimden geldiğince vakit geçirdim. Direksiyonla online yarışılabildiğini öğrendikten sonra Assetto Corsa vesaire gibi oyunlarda da online yarıştım ama onlarda herhangi bir böyle sertifika veya herhangi bir işte şampiyona puanı, herhangi bir kariyer takibi gibi bir şey yoktu. Ben de olsun çok istiyordum. Bir arkadaşım iRacing diye bir şey var, senin hoşuna gidebilir dedi.
Biraz araştırdım, baktım, gerçekten tam istediğim şey buydu. Çünkü az önce bahsettiğim işte yarışlardan puan toplamak, şampiyona puan toplamak, kariyerinde ne kadar ilerlediğini istatistik olarak her anlamda görebilmek sadece iRacing'e özgü var olan bir şey. Gerçek hayatta da yarışılan yarışların simülasyon karşılığı olan neredeyse tek platform. Yani çok geniş anlamda. Yoksa benzer başka simülasyonlar da var günümüzde. Yaklaşık 5 yıl kadar önce başladım. İşte 4 yıl kadar önce de takımı kurmaya karar verdim. Yaklaşık 4 yıldır da hem yayınlardan takip eden arkadaşlarım hem işte iRacing'de yarışmaya başladığım zaman tanıştığım insanlarla birlikte takım kurduk. Birlikte yarışıyoruz. Yani zaten iRacing düzenli olarak yapıyor. Mesela şu an yarıştığımız 24 saat Spa etkinliği yılda bir kez gerçekleştirilen bir özel etkinlik. Şu an hatta yani az önce bahsettiğim en üst seviyede yarışan pilotlar arasında Formula 1'den tanıdığınız Max Verstappen de var. Biz tabii sürüş becerilerimiz ve puanımız ona yetmediği için onunla aynı odada yarışamıyoruz. Ama mesela antrenman yaparken denk gelmişliğimiz oluyor. Aynı odada antrenman yapmıştığımız oluyor. Benim mesela geçtiğimiz yıllarda Rubens Barrichello olsun, Grosjean olsun, yani Formula 1'den bildiğimiz, tanıdığımız bazı isimlerle aynı pistte yarışmışlığım da oldu. Tabii biz Türkiye'de motorsporları deyince global anlamda çoğunlukla sadece Formula 1 pilotların isimlerini biliyoruz. Halbuki motorsporları sadece Formula 1'den ibaret değil. İşte DTM'den tutun da bir sürü farklı yarış disiplini var. Gerçek hayatta yarışıp burada iRacing'de hem antrenman hem de keyfine yarış yapan ya da kendini simülasyonda geliştirmek için yarışan çokça gerçek yarış pilotu var. Gencinden yaşlısına. Bazen hiç tanımadığım bir adamla yarışırken chatten birisi diyor ki aa diyor bak abi bu isim işte DTM'de yarışıyor ya da bilmem nerede bilmem ne takımının pilotu diyor falan. Gerçek hayatta yarışan bir adamla mesela pistte yarışıyor buluyorum kendimi. Doğal olarak gerçek hayatta yarışmış pilotlarla aynı pistte yarışmak anlamında gerçekten çok güzel. Tabii canım ben Türk pilotlar aklıma gelmedi değil arkadaşlar. Ayhan Can da var, Salih Yoluç var. Şimdi saymaya başlarsam bu sefer Emir Aşarı var. Hani unutacağım isim çok olacağı için sadece yabancılardan örnek verdim. En çok bilinenler onlar diye. Yoksa Cem'i nasıl unutursun? Cem Bülükbaşı var. Falan filan. Al işte. Tam tarihini hatırlamıyorum ama mesela 4 ay önce kadar falan bir tane GT3 yarışında yarışırken şu anda aktif olarak adı Formula 1 içinde geçen Kimi Antonelli ile aynı pistte yarıştım. Hatta bana böyle benim çok tasvip etmediğim aşırı agresif bir tavırla bana böyle bir geçiş yaptı, geçti gitti. Ben söylendim, bu ne ya, ne biçim geçiyor falan diye böyle söylendim. Sonra chatten dediler ki abi o işte F2'de yarışıyor, adı işte Formula 1 için geçiyor muhabbeti yapıldı. Ben de adını, tam adını duymamıştım yani adamın, anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela öyle garip bir şey oldu. Mesela şu anda arabayı süren Osman bizim takıma geldiğinde daha o zaman herhalde 2K ya vardı ya yoktu. Şu an yoktum, 1.4'tüm. 1.4'müş. Şu anda 4.9K. Ben mesela 3.6K'yım. Elo olarak ya, yani, i-rating olarak. Sen orada 2.8 falan. Ben orada 2.8 falandım işte. Hani ben olsun, şu anda diğer sesini duyduğunuz Kartal olsun, takımdaki diğer hala var olan veya artık aramızda olmayan o dönemki takım arkadaşlarımız olsun, birbirimize sürüşle ilgili bilgileri anlata Osmanlı vakit ayıra ayıra, çalışa hepimizi geçti şu anda. 4.9'la takımdaki en yüksek reytinge sahip pilotlardan biri oldu. Zaman ayırınca... Ben bu takıma geldiğimde mesela 1.5'tim, şu anda 1.4'tüm. Bende hiçbir işe yer ama... Neden? Çünkü Kartal sadece arabanın ayarlarını yapıyor. Yarışsa belki 8K'lık, onu bilemiyoruz işte. Onu bilemiyoruz. Büyük ihtimalle hiçbir zaman da bilemeyeceğiz yani. Büyük bir muamma olarak kalacak. Kalacak ayrı. Ölene kadar öğrenemeyeceğiz onu. Abi stint demek ne anlama geliyor? İki pit stop aralığı demek. Aynen öyle. Hop. Kayar oralar Osman. Islak. Yarışma limitiniz var mı? Mesela Osman 10 saat, sen 2 saat sürdün. Yoksa eşit saatler mi paylaşım zorunlu? Paylaşım hesabı var. Fair share diye geçiyor. Tam Türkçesi ne demek oluyor? İşte yani... Oyunun kurallarına göre var. Takım içinde öyle bir kuralımız yok. Ha, takım içinde öyle bir kuralımız yok. Aynen. Osman mesela şu an 240 tur atmış. Eray 159 tur atmış. Ben 87 tur atmışım. Bir de diğer sürücümüz Erhan vardı. O da 52 tur atmış. Yani Erhan 2... O DC olmuyor değil mi? Yok yok. Hepimiz tamamız. 37 tur yetiyor DC için. Sıkıntı yok takımda. Atak, arabanın ARB'leri kaç şu anda?
Black Ops'tan mı baksana? Bakıyorum, söylüyorum. Ön D3, D4, arka D1, D2. Yalnız pitte onları değiştirmek 5'er saniye. Ön 5, arka 5 saniye. Yok, zaman kaybetmiyorsun lastik değiştirdiğin için. Bu arada son pit stop'u yapacağız herhalde bundan sonra. 97 litre gösteriyor şu an. Stint, evet, sonuna kadar değişecek büyük ihtimalle. Hah, adil paylaşım diye Türkçeleştirebilirmişiz. Match TV güzel söyledi. Present... Kafak, en son sen ne zaman oturdun araba sürdün ya? ARB'ler de değişiyor, kanat da değişiyor, motoru da değiştiriyorsun, lastik de değişiyor. Pilot bile değiştirebiliyorsun la, düşünsene. Düşünsene pilot izledin. Dur onu ekrana çok kısa bir süreliğine getireyim. Bu değil tabii ki. Ekrana getireceğim şey şu. Front ARB değiştirebiliyorsun. Rear ARB değiştirebiliyorsun. Bir de rear wing, arka kanat değiştirebiliyorsun. Arabadan arabaya tabii şu değerler değişiyor. BMW'de böyle görünüyor bu ayarlar. Bunlara pit stop'a girdiğinde bu ayarlar yapılması üzerine buradan değiştirebiliyorsun. Pit stop'ta lastiklerin değişmesini seçebiliyorsun. Lastiklerin basınçlarını ayarlayabiliyoruz. Yine yakıt olarak da işte alınacak yakıt miktarı hesaplanabiliyor. Bir de windshield tear off diye bir şey var. Ön camda bir jelatin oluyor. Kirlenen camı silmek yerine o jelatini söküyorlar gerçek hayatta da. Bu işlemi yapmak da yanlış hatırlamıyorsam bir saniye falan zaman kaybettiriyor ama yakıt dolarken yapıldığı için hani sadece bu işlemi yapmak için girerseniz bir saniye vakit kaybedersiniz ama yakıt dolarken zaten lastikler de değişiyor. Ön camdaki jelatin de sökülebiliyor. Geçmeye şansımız var da ben so bir tık zor gibi. P5 ben okeyim ya. Sen konuşuyorsun diye konuşmaya hoppa olur öyle sudan. Tamam. Gelen yok, çık. Bir şey olmadı. Okey. Front diyor sadece ama o kadar. Ön taraf yamuldu birazcık, o kadar. Aerodinamik bir hasar yok sağda solda. Kanat da sağlam. Devam. Da sulara dikkat. Su varmış orada ya. Yani kurumuştur orası denem de yok, kurumamış aynen. Bana sor. Şuralar kurumuş mu diye hemen söyleyeyim sana, ben görüyorum. Hala ıslak çok yer var bu arada. Bu iç kısım hala ıslak. Islak evet. Başlangıcı ıslak. Tam buranın da başlangıcı ıslak, çıkışı ıslak. Tam ortası kuru. Buranın apex'i kuru. Okay. Camel'ın sonundaki o S'ler önemli benim için. Onları söyle kafi. Söylerim. Orada da ıslaklıklar en son baktığımda vardı ama bakacağız. Öndeki giden bir arabaya bakayım. Ben geliyorum zaten oraya. Sen gelmeden bakıyorum ben şu an başkasından. Ya senin kullanacağın yerler kuru. Ama S'lerin çıkışı ıslak. Sağ taraf iç ıslak. Çok kesersen girişinde de çıkışında da kayarsın. Az önce o yüzden kaydın galiba zaten. Buranın da girişinde eğer biraz erken girersen ıslak. Sol tarafın çıkışı çok içeride kalırsan ıslak. Buranın girişi çıkışı her yeri ıslak. Tecrübe ettim. Evet, gördüm. Yani oranın üstünden hiç geçmemen lazım hala. Bunlar tamamen kuru. Puan girişi tamamen kuru. Çıkışı buradan itibaren ıslak sol taraf. Çok içeride kalmaman lazım. Sağ taraf içerisi girişi çok ıslak hala. Burayı evet, bir tek orası kuru çıktığın yer. Buranın da çıkma sol tarafa sakın. Oraya çıkarsan ya girişinde çıkışında kayabilirsin. Okey okey. Tamam, ezberledim. Okey. Sadece kurursa haber verirsin abi. Tamam, bir gözüm orada. Kartal yarışmıyor ama bu kadar araba ayarını nasıl biliyor? Ben özetlemek istiyorum Kartal izin verirse. Merak. Arkadaşlar. Merak. Adam motor sporlarını seviyor. Yarışı izlemeyi seviyor. Yarışta arabaların stratejilerini takip etmeyi seviyor. Arabanın da hem aerodinamik hem de mekanik yol tutuşuyla ilgili nasıl çalıştığını merak ettiğinden yıllarca araştırmış. Öğrenmiş. Ayrıca ben sürüyorum ve yarışıyorum da bu arada. Sadece siz görmüyorsunuz. Yapay zekalı. Yani sonuçta bugün 522 tane yarışım var yani. Evet doğru. 4.0 lisansım var ve 2K'yım yani yarışmıyor değilim. Yani sadece bizim kadar yarışmıyor ya da rating kasmıyor. Yarışmadan zaten arabaların mekaniklerini, arabanın şeylerini anlayamazsın. Adrian Newey yarışıyor mu?
yarışıyor ama o da benim gibi. Görmüyorsunuz. Adamın Lemanya'da bile yarışmışlığı var konuşuyor. Yok, oturup F1 arabası hani. Ya arada bir sürüyor canım. Kaç tane videosu var ama. Yani. Tabii tabii. Kadınlık böyle. Ama sonuçta hiçbir, arabayı dizayn eden adam zaten hani şey pilota güvenmek zorunda. Hiçbir mühendis birincisi pilot kadar o, ikincisi şey olmaz ki şey yani var. Yetenekli olmaz yani. Yaptığınız işin ne işe yaradığını bilmezseniz zaten yaptığınız işte başarılı olamaz. Aynen öyle. Benim arabada yaptığım değişikliği ben hissetmem gerekiyor ki, benim bilmem gerekiyor ki pilotların verdiği şeylere göre de ona göre davranıyor. Ben size müzikten şöyle bir örnek vereyim. Dinlediğiniz popüler müziklerin birçoğu mesela çok iyi ses mühendislerinin elinden geçtikten sonra duyduğunuz kaliteye ulaşıyor. Eğer o mantıkta olsaydı dünyanın en iyi ses mühendisleri dünyanın en popüler müzisyenleri olurlardı. Aynı şey değil yani. Ben arabayı sürüyorum, atıyorum kafadan. Bir dakikayla Osman sürüyor 55 saniye. O yüzden tam bir takım. Ama ben de sürüyorum yani. Tabii o yüzden tam bir takım işi, tam bir ekip işi. Samsoit geri dönebilmiş bu arada. Evet, dönebildi onlar ya. Ya onların geri döndüğü şansının iyi gittiği dönemde bizim şansımız kötü gitti. O yüzden arkalarında kaldık. Yoksa biz aslında bu yarışta büyük ihtimalle ya onların olduğu yerde 3. sırada olacaktık ya da onların bir önünde 2. sırada olacaktık. Ama maalesef birkaç tane talihsiz kaza atlattık. Yani 2 tur gerideyiz liderden şu an. O 2 tur geride olmasaydık hatta şu an liderlik savaşı bile veriyor olabilirdik bu yarış. Ki ben yarışın ilk 4 saatini tamamladığımızda liderliği oynadığımızı az çok anlamıştım. Değil mi Kartal? O olaylar olana kadar aslında liderliği oynuyorduk biz. Bayağı değil mi? Tabii canım, bizim arka arkaya gittiğimiz adamlar uzun süre lider gitti. Tabii. Bizim o arka arkaya gittiğimiz BMW 700, 11 numaralı BMW. Aynen. Uzun bir süre lider gitti ölene kadar. Sonra da öldü. Ama işte maalesef sonra biz de öldük. Biz onlardan çok önce öldük. Biz onlardan önce öldük. Biz onlardan az öldük sadece. O lider giderken ölenler hala arkamızda olan takımlar. Hatta yarışı bırakan var aralarında. Sanırım 3 kere falan lider değişti bu yarış. Şu anki yarış lideri 43 sıra kazanıp liderliğe çıkmış. Yani bizim gibi onlar da arkadan başlayıp öne çıkmışlar. Biz de 49. başladık. Pit'ten başladık. 6'ya kadar yükseldik. 5'te uzak değil yani şu an. Pansiyon ayarları falan yaparken Motec programı kullanmıyoruz ama arabanın ayarlarından ziyade attığımız turları inceleyebilmek ve yaptığımız setup'ın verimli olup olmadığını da test edebilmek adına telemetri baktığımız programlar var. Garaj 61 diye bir sisteme kayıtlıyız. Orayı kullanıyoruz. Ücretsiz bu arada. Garaj 61 diye aratıp inceleyebilirsiniz. Orada işte tekseniz tek fark etmez, takımsanız da takım arkadaşlarınızla aynı setup'la attığınız turları karşılaştırıp kim nerede gaza basmış, nerede hangi vitesi kullanmış, hangi viraja hangi hızda girmiş, işte frene ne kadar basmış, nasıl bırakmış gibi teknik bütün analizleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Böylelikle antrenman yaparken de yine kendinizi oradaki datalara bakarak geliştirebiliyorsunuz zamanla. Eğer ne yaptığınızı az çok biliyorsanız telemetri incelemek kazanç sağlayacaktır. Ha bu arada Motec programına bağlayıp iRacing'den veri alıp süspansiyon ayarı falan ya da arabanın bazı ayarları yapılabiliyor. Motec'te de bildiğim kadarıyla şey çalışıyor iRacing. Motec kullanmayı biliyorsanız Motec'te de çalışabiliyorsunuz bu arada, bu az önce anlattığım teknik. Ya Motec'i kullanmak için iRacing telemetrisini alıyorsun, onları convert ediyorsun Motec şeyine, o Motec'i yüklüyorsun, oradan bakabiliyorsun. Onu ama denemiştik galiba değil mi birkaç sene önce Kartal? Bende var, ben arada bir kullanıyorum, bakıyorum bazı şeylere. Eyvallah. iRacing'in kendi kuralları var arkadaşlar, o kuralları bilmeniz. O yüzden de öyle Motec'miş, Jart'miş, Z1'miş, onlarla uğraşması hiç gerekiyor. Sadece neyin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor ve arabanın neden öyle bir şey yaptığını bilmeniz gerekiyor. Bunlara göre ayarınızı yapıp çok rahat bir şekilde setup yapabilirsiniz. Tabii ben size şimdi bunu böyle çok basit bir şeymiş gibi anlatıyorum. Ama o kadar basit bir şey değil. Birçok şeyi öğrenme, bilmeniz gerekiyor. Yani arabayı sürmek de aslında direksiyonu sağa çevirir, sola çevirir, gaza bas, frene bastan ibaret kadar basittir aslında ama bir o kadar da değildir. Aynı şey. Çok basitmiş gibi görünür ama çok fazla şeyi bilmeniz gerekir. Arabayı ben senelerdir yaptığım için benim için çok basit bir şey. Tabii. O yüzden yani
yeni gelen bir şey için abi bu ne işe yarıyor der ya. Tabii bir de çok da detay var yani arabaların setuplarında. Bir de hepsi birbirine bağlantılı olduğu için neyi değiştirdiğinde ne olduğunu ve ona karşılık öbür tarafta neyi değiştirmen gerektiğini. Yani diff preload'u sor birçok kişi bilmez. Marco Mendes'e takıma daha doğrusu thank you yazdım. Bütün yarış boyunca bize her yol verdiklerine thank you yazdım. Yine yazdım. Şöyle ekipman konusunda yanlış anlaşılan şeylerden biri iyi pedalı ya da iyi direksiyon setini alınca hızlanacağınızı zannetmeniz oluyor. Çünkü bir, daha kaliteli, daha üst seviye pedallar ya da ekipmanlar aldıkça kalibrasyonunu doğru yapmanız çok daha büyük önem arz ediyor. Yani özellikle pedalda oturuş pozisyonunuzdan tutun da sizin basabileceğiniz yüke kadar uygun bir pedal sertliğini ayarlamak. Bunlar böyle deneme yanılmayla zaman harcayıp kendinize göre optimal, yani en iyi verim alacağınız hale getirmeniz gereken, uğraşmanız gereken detayı artıyor. Ne kadar çok ayar yapılabiliyorsa bir ekipmanda o kadar zor ayarlanıyor. Konuya hakim değilseniz hele, hani al kutudan çıkart USB'yi tak kullan değil. Üst seviye pedallar. Simbi ekipmanı kişiden kişiye değişen şeyler. Benim rahat ettiğim pedalla Atakan'ı rahat etmez. Benim rahat ettiğim direksiyonla Osman'ı rahat etmez. Hani bu kişisel şeydir. Tabii. Şöyle örnek verebilirim. Mesela V3 pedal bende de var. Osman'da da var. Kartal'da da var. Ben ilk aldığımda Osman'da yoktu. Kartal'da vardı. Kartal kendi ayarlarını bana anlattı. Onun dediği şekilde ayarladım. G29'dan geçtiğim için aylarca adapte olmakta zorlandım ve şöyle düşündüm, benim buna alışmam lazım, başka bir ayar doğru olamaz diye düşünüp Kartal'ın bana önerdiği ayarlara uyum sağlamaya çalıştım aylarca. Başka ayar denemedim. Çünkü benim ona uymam lazım. Kartal yapabiliyorsa ben de yapabilirim herhalde diye düşündüm. Sonra zaman içinde düşündüm, biraz da soru sordum, öğrendim ki Kartal benden daha güçlü basabilecek bir fizyolojiye sahip bir arkadaş. Hani cüssü olarak büyük, bacağı daha ağır, basabildiği kilogram fazla, adam bir de ona alışmış, kullanıyor, onun için kolay. O yüzden o da ben de yaparım zannediyor, ben de ben yaparım zannediyorum. Halbuki işin aslı öyle değil. Ayarları kendime göre birazcık farklılaştırdım, biraz denedim, işler değişti. Ondan sonra freni daha iyi kullanmaya başladım. Ondan sonra Kartal'ın bana sürerken ya da işte Osman'ın bana sürerken hızlanmam için tavsiye ettiği fren kullanma biçimini söyledikleri gibi yapmaya yavaş yavaş o zaman başlayabildim. Yani hemen olmuyor. Kopyala yapıştırla bir ürünü almak ve onun ayarlarını, işte çok hızlı giden bir arkadaşının birebir ayarlarını ya da YouTube'da işte içerik üretmiş yabancı, Türk fark etmez herhangi birinin işte ben bu ayarları kullanıyorum diye paylaştığı ayarları kendi ekipmanınıza aktarıp ondan verim almayı beklemek çok yanlış. Onu anlatmaya çalışıyorum bu noktada. O yüzden ekipmanın ayarlanabilir özellikleri, kalibrasyonları arttıkça kişisel olarak sizin verim alacağınız hale getirmeniz için zaman harcamanız ve doğru olan, size göre doğru olan şeyi bulmanız için çaba sarf etmeniz gerekiyor, zaman harcamanız gerekiyor. Box to slap. Evet. P6 gidiyoruz. Öndekiyle fark 34 saniye. Onlar da 2 tur önce pite girip çıkmışlar. Yarışın son 47 dakikasındayız arkadaşlar. Furki sen hep Osman'ı izlemişsin. Vallahi ben de sürdüm. Kanıtlayabilirim. Ya son birkaç saattir Osman. Ondan önce ben varım. Ondan önce Eray var. Ondan önce yine ben varım. Benim bu arada 3 stint üst üste var burada. Ondan önce Eray var. Ondan önce Osman. Ondan önce Erhan. Eray. Osman. Ama evet, takımda 4 pilottan en çok turu tamamlayan Osman olacak. Hemen şöyle bakalım. 265. turunda Osman şu an. 87 ben atmışım. 159 Eray atmış. 52 turda. Öndekinin lap time'ı lazım. Hemen bakıyorum. 19.7 son turu. Diğer turlarına da bakayım sonra. Kartal abi kaç lazım bize? Küçük 18'ler getirebilirsen. Tur başına 1.5 saniye kapatmamız lazım yakalaman için. Eğer
yakalamak istiyorsan. Aa, şey, az önce döndüğüm Ester çıkış. Yeşil sol. Çöpler ıslak hala. Hayır, orası değil. Neresi? İçerideki. Ester'in tamamına bakıyorum hemen. Aa, 12-13'ün iç kısmı. Okey, 13'ün iç çıkışı ıslak. Şu an kestiğinden daha çok kesmek istersen ıslak. 13 sol, değil mi? Evet. Aynen, o sol çıkışı kesersen orası bayağı ıslak. Öbek öbek. Islak orası. Orayı kimse kullanmıyor. Senin P1, evet, olman hakikaten hangi koşulda olursa olsun her zaman. Yok. Tamam, normal git. Normal çizginde zaten önündekinden bir saniye hızlısın. Sıkıntı yok. Okay. Ben demiştim. Ben dediğim bir kere. Hep kartal diyor. Ben dediğim. Dediğim gibi dışarıdan görünen bir tek 13'ü eğer dikkatli geçersen olur gibi duruyor. Oluru var gibi duruyor. Bana ne? Bana ne? Ben demiştim. Diğer tarafları çok kesmen gerektiği için skirt'te kayabilirsin. Okey. 13'te ıslak. Sen kurabildiğin kadar baskıyı kur. Olursa olur, olmazsa elimizden geleni yaptık deriz. Yapacak bir şey yok. Ona bastapta falan çok kaybediyor. Niye bilmiyorum ama. Pilotun kendi yeteneksizliği, bir şey yok. Dönemiyor bazı virajları sadece. Aynen. Çok zaman kaybediyor. Çok safe sürüyorlar. Bir şey yaşamıyorlar yani. Adamın kendi becerisi bu kadar. Arkayı kaydıracağım buradan ya. Başka seçeneğim yok. Bildiğin sürece. Son tur bir saniye almış Osman zaten. Öndeki rakipten 1.1 almış. 0.5. Daha çok var. Şimdiden saniyeleri sayarsan yarış bitmez. Sen önüne odaklan. Geçersen zaten geçecek. Geçemezsen zaten geçebilir. Odan orayı hiç harcamamış. Onlar beni duymuyor tabi bu arada. Çok dikkatli almışsın. Chat'le falan konuşurken de Osman dikkatli almışsın artık diye kapattım mikrofonumu ben Discord'da, ama biz onları duymaya devam ediyoruz. Bir yandan da bu ikilinin beraber yarışlarda birbirini nasıl motive ettiğine şahit olmuş oluyoruz. Evet, bu turda da bir saniye kazandık öndeki rakipten. Fark 30.3 saniye şu an tam olarak. Ve 32 dakika 15 saniye var. Tabii dakika tam bittiğinde pistin üstünde bulunduğumuz noktaya göre bir tur daha atmamız gerekiyor olacak. Belki de gerekmeyecek. Dakika bittiğinde, çünkü lider olan eğer çizgiyi geçerse yarış bitmiş olacak, ama çizgiyi yeni geçtikten sonra 24 saat tamamlanırsa bizim bir tur daha atmamız gerekecek. Yani öndeki takımın da hata yapma ihtimalini göz önünde bulundurmak zorundayız şu an. Farkın kapandığını görüp tempo arttırmak isteyebilirler. Osman'ın şu an yapmaya çalıştığı şey bu baskıyı kurmak. Tur başını bir saniye kapatarak geliyor ve hani son tura kapışacağımız anlamına geliyor. Ya abi şu anda ya. Da sadece şeyden dolayı, hani hasardan dolayı mı gidemiyorum arka düzlükte, yoksa herkes mi gidemiyor, onu merak ediyorum. Herkes gidemiyor da. Abi ıslak yerler bir tık daha tehlikeli anladığım kadarıyla şu anda. Tam neredeler bilmiyorum da. O yüzden hani şu an bir çizgi buldum. Biraz aracı kaydırarak iyi çıkış yapıyorum çoğu yerden arkasına. Tamam, ki kendini rahat hissediyorsun. Confident hissediyorsun. Puan'da frenle kaydırıyorum. Of. Kaç? 7'den çıkarken gazla arkasını kaydırıyorum. O zaman TC'yi 2'ye düşür. Black Blaze'i de biraz geriye al. Daha rahat kaydırırsın. Black Blaze 49.5'tu şu anda. 48.9'a kadar çek. Bu turda 0.8 aldık. TC'yi de 2'ye çek. 29.3 oldu farkımız. 19.8 attı onlar. Osman 19.0 attı. 0.8'de bu turda aldık. Fark 27.6 şu an. 25 dakika var. Tur başına bir saniye ve hatta biraz daha üzerinde alması lazım Osman'ın artık şu an itibariyle. Bu tur 1.4. Eğer buradan da 0.1 ve üzeri alırsa 1.5 saniye ve üzeri kazanacak gibi görünüyor Osman. 0.4 aldı burada. Neredeyse 2 saniye aldı bu tur galiba. Bakayım. Pardon, 1.6 almış. 22 saniye fark kaldı ama 13 dakika var. Yani Osman aslında aynı tempoda dönüyor. Öndeki yavaş gidiyor şu an.
20.360. Ki şu an ilk 5'teki en yavaş isim. 5. sıradaki kovaladığımız takım. Yani 4.'den 1 saniye yavaş. Bizden 1.6 saniye yavaş. Şu 13 dakika bitmeden hiçbir şey bitti diyemiyorum yani hani. Tamam ya şöyle olur diyemiyorum hani. Şey gibi değil. Tamam ya Max kazandı işte diyemiyorsun yani şu an. Hemen iki araba önümüzde hızlıca gidip bakalım. Hop nereye dönüyor? Puhon'dan çıkıyor şu an. Puhon'a giriyor. Puhon'dan çıkıyor. Sulara basıyor falan. Suya basıp böyle bir azıcık ayağa kaysa. Ya hafif sendelese o bile yeter yani. Vurmasın arabayı. Önümüzdeki anlamsız bir şekilde push diyor. Şu an pushlamaya başladı. 19.3 attı evet bu tur. Osmanlı hemen hemen aynı turu attı. Ne düşünüyor acaba? 3 turda o 20 saniyeyi kapatabileceğimizi falan mı zannediyor? Anlamadım ki. Daha iyi bence şu an pushlama. Şu an pushlaması daha iyi. Strese girdi anlamına geliyor. Tamam da niye girdi? İşte kim soktu ikili... onu strese? Biz sokmadık o kesin. Bunlar yan yana gidiyor. Oğlum bak bunlar patlasa buna seker ha. Trafik olur en azından. 20 saniyenin altında ama 4.5 dakika var. Gerçekten sadece bir yarım spin ya da tam spin bizim işimizi görür. Ya da öndekilerin kaza yapması lazım. Şu an önden hava koridoru almıyordur ya. Bir saniyede şu an. Zor. Ama birazdan alabilir. Belki de yetişip hava koridoru almaya çalışabilir. O da mümkün. 07-08'e gelmiş. Evet şu andan itibaren hava koridoru alıyor. Yok abi fazlamız var. Artık hava koridoru oluyor evet. İnsanın sayısını göremiyoruz. Diğer rakiplerin sayısını göremiyoruz. Sadece kendimizi görebiliyoruz. Çünkü kötü niyetli insanlar gidip bile bile rakiplere incident aldırabilir. Burada geçiş yaparken aslında biraz zaman kaybetti. Ama bir suya girip şöyle bir kaymasını bekledim. Yine olmadı. Formula 1'deki gibi değil buradaki mavi bayrak kuralı. Mavi bayrak çıktığında zaten ortası turuncu diagonal çizgili mavi bayrak çıkıyor. Sadece uyarı mahiyetinde çıkıyor. Yol vermek zorunda değil tam olarak. Ama tabii sportmenlik gereği yol veriyor pilotlar birbirlerine. Bu arada fark 18'in biraz altına düştü bu tur. Tam farkı birazdan göreceğim. 0-8 kazanmış Osman bu son turda da. Şu an kesin terliyor bu arada. Farkı kapattığımızı görüp basmaya başladı. Büyük ihtimal belki de yayını bile açıp izleyip yayında onları izlediğimizi görüp de puşlamaya başlamış olabilirler bu arada. Son 2 dakikanın içindeyiz. Kolay yol verdi gerçekten de. Buradan çıkarken de bir hata yapmadı. Bize sadece yarım saniye avantajı oldu. Burada kaybettiği zaman. Ama hemen arkasında Porsche gelmesi hoş olmadı ya. Çok gürültü çıkarıyor Porsche. Şey oldu. Sen gittin. Race lap beni trollemiş. Sıkıntı yok. White flag. Daha bitmedi Soner abi. Damalı bayrak çıkmadan yarış bitmez. Sallama lan bayrağı. Evet 24 saat şu an sürü olarak doldu. Son turumuzdayız. Rakip burada biraz hata yaptı. Ama çok büyük hatalar değil artık. Hani ufak bir spin atmasını beklemeye devam ediyorum ben hala ama. Islak bir virajdan geçerken falan. Porsche arkadan dokundursa falan o da olur da. Yok, son dakikada son turda artık. Onu da Porsche yapmaz herhalde ya. Benzini bitse mesela bak. Hala öyle bir ihtimal var sanki. Hop kaydı burada. Çıkışta da biraz kaydı biraz sendeledi ama. Bu arada bu tur Osman'a bir saniye yakın kazandı ama 16 saniye fark var. Hop burada dışarı falan gidiyor ne yapıyor? Hoppala. Geri dönerken de çok zaman kaybetti. Benzin bitmiş olabilir. Evet, benzini bitti. Blanchiman'ı geçti. Ama bayağı fren yapıyor şu an Bastap'a gelmeden. Duruyor. Durdu. Aldık Osman. Tamam, sakin. Oha çok iyi. Oha çok iyi. Eline sağlık.
Eline sağlık, işte bu be. İşte bu be. Bunun için beklemedik mi 4 saat? Oo. Eline sağlık Osman. Çok iyi. Çok ben iyi. Ben size dedim onun benzini yetmeyecek diye. Siz bana inanmadınız. Ne oldu öyle ya? Benzini bitti adamın. Benzini bitti. Benzini bitti de. Niye durdu? Durdu. Abi, bak, gidemeyecekti çünkü. Ben 5 tur önce dedim ki. Bu ne 5 turu? Yarım saat 45 dakika önce dedim. Bunların benzini yetmeyecek. Bana dediler ki yetecek. Sonra puşlamaya başladılar. Yetmeyecek dedim. Puşlamaya yetecek başlayınca dediler. Yetmedi aynen. Yani bizim onlara uyguladığımız baskı aslında onların benzinini bitirmeye yaradı. Onlar yetecek zannetti ama doğru ama hesaplayamadılar. Biz bir baskı uygulamadık ki 25 saniye fark vardı oğlum. Ha, tur başına 1 saniye yavaş. Tur başına 1,5 yani. 1,5 alıyordu Osman. Onu fark ettiler ya da yayına gelip yayını gördüler. Onları izlediğimizi onu fark edip basmaya başladılar. Ondan sonra yaktılar zaten yakıtı. Bak. Kaza yapsalardı, bir şey yapsalardı üzülürdüm ama şu anda zerre üzülmüyorum. Hiç ne üzüleceğim abi. Kendi elleriyle verdiler. Ay da. Kendi elleriyle verdiler. 500 bit. Teşekkür ederim Barış'ım. Çok sağ ol. P5 vallahi yaptık. Allah Allah. Vallahi abi ben stintin başında dedim onların benzini yetmeyecekti. Ya o adam ama yani anlamıyor mu yetmeyeceğini bu kadar basılır mı ya? İşte anlamıyor abi işte anlasa zaten yettirir ya. Yani. Ben bunlar 10 tur önce dedim ki lüzumsuz yere basıyorlar. Bunlardan olmaz. 20 saniye var arada adamlar puşlamaya gidiyor. Kullan o 20 saniye ne yapıyor? 30 saniye olunca ekstra madalya mı veriyorlar? Mis gibi oldu vallahi. Kendi elleriyle verdiler aynen öyle. Kendi elleriyle verdiler. Tertemiz. Tertemiz. Valla 49 başlayıp 24 saatin sonunda 5. bitirdik. Oh elinize emeğinize sağlık. Bütün takımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Son 5 dakika sonra Formula 1 yarışı başlayacak. O yüzden hem sizleri tutmayayım hem biz de artık gidelim. Yarışı keyifli izleyelim. Ben çok keyifli izleyeceğim yarışı çünkü. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Bu zamana kadar aldığımız en iyi 5. olabilir bu arada. Abi canım son sıradan 5. mükemmel. Çok iyi. Çok iyi yani. Zero to hero Osman ve... Osman abi niye durdu? Yarış bitti. Kahraman, ne yaptı? Daha mı gitsin? Kahraman Osman yani. Tabii. Osman son 5 saattir non-stop sürüyor arabayı. Sanırım bir hafta araba sürmeyecek. Bir sonraki yarış ne zaman diye sormuşlardı. Onu da söyleyelim. Öyle kapatalım yayını. Le Mans yarışı olması lazım. 2 hafta sonra. Evet. 2 hafta sonra 24 saat Le Mans yarışımız var. Yes. Bekleriz. İyidir. Aynen. Herkes Osman kendine abi, çok iyi baksın. Osman abi 10 saattir gidiyor. Dursun artık yeter. Hadi yayın bitti arkadaşlar. Görüşürüz.